Tamamdır. Sakin. Okumak hayallere açılan kapıdır geldi. Evet, tamam herhalde. 50 kişi görünüyor şu anda bende. Yine gelen olursa kabul ederim. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü kalite etiketi seminerimize hoş geldiniz değerli öğretmenlerimiz. Öncelikle kalite etiketi nedir? Biraz ondan bahsetmek istiyoruz. Şöyle kabul edeyim, yine gelen arkadaşlarımız da var. Evet, tamamdır herhalde. Ekran paylaşımımla ilgili bir sıkıntı yok değil mi değerli öğretmenlerim? Görebiliyorsunuz. Evet. Hala da gelenler var. Kalite etiketi e-Twinning projesi yapan öğretmenlerin kaliteli projeler ortaya koydukça ulusal destek servisi tarafından veya merkezi destek servisi tarafından, yani Avrupa tarafından verilen kalite etiketleridir. Ulusal kalite etiketi her ülkenin kendi ulusal destek servisi tarafından e-Twinner'lara veriliyor. Merkezi destek servisiyle ilgili de birazdan yine Avrupa kalite etiketi kısmında açıklayacağım. Tabii çok iyi niteliklere sahip e-Twinning projelerine sahip öğretmenlerine verilir deniyor burada. Projenin kendi ülkelerinde belirli bir kalite seviyesine ulaşmış olduğunu gösterir şeklinde. Bu kalite etiketi öncelikle, yani neden almak istiyoruz, ona biraz değinmek istiyorum. Öğretmenin görünürlüğünü e-Twinning projeleri yapmak tabii ki de Avrupa platformlarında arttırıyor. Ama eğer kalite etiketi alındığında bu bir tık daha arttırıyor. Biliyorsunuz bizim kendi sayfamız var. E-Twinning portal sayfamız var. Ben oranın da paylaşımını yapmak istiyorum bir taraftan. Önce gelen arkadaşları, son gelen arkadaşları kabul edip. Şu şekilde. Yavrum. Evet, Newshare. Annem. Deyip. Bir de arkadaşlar çoğunluk... Bedir Hocam, sesleri kısabilir misin? Evet, herkesin sesini kısabilir misin? Kapalı da birkaç kişinin herhalde mikrofonu açık. Şuradan hemen onlara da bakayım daha sonrasında. Yavrum! Kuzum! Bir saniye. Kınalı kuzum! Kapattım ama... Şöyle. Ben hocam buradaki tiki kaldırırsan herkes mikrofonun tikini kaldırır. Bekliyor bak. Ben ne diyorum sana? Şimdi oldu mu acaba? Kapattım değil mi Kamil hocam? Şöyle ben bir bakayım da. Birkaç arkadaşımın mikrofonunu açacağım. Yine Işılay hocam, Sena hocam kabul ediyorum. Şöyle arkadaşlar biraz büyütüp bir iki arkadaşımın mikrofonunu açmak durumundayım. Ben Kamil hocamı açayım. Şuradan. Tamam. Kamil hocam, siz beni uyarırsınız. Sizin mikrofonunuzu açtım. Tamamdır. Bir de yeni gelen arkadaş var mı diye bakıyorum. Tamam. Şimdi bir başka ekran paylaşımı, yani Avrupa'daki görünürlüğümüzü de anlatmak için. Kamil hocam, ekran çıktı herhalde değil mi? Aynen, çıktı hocam. Evet. Yani bu görünürlük nedir konusu. Bu bizim e-Twinning portalımız. Tabii ki bugün size bunları anlatmayacağız ama kalite etiketi kriterleri için önemli. Burada Avrupa'daki bütün öğretmenler birbirlerini burada bakıyorlar. Yani gerek e-Twinning projelerine başvurduklarında buradan öğretmen arıyorlar. Öğretmen kalitesini buradan araştırabiliyorlar. Yani girip de bizim okullarımıza, internet sitelerimize yaptığımız çalışmalara bakamayacakları için bu e-Twinning portalında bizleri arayıp soruyorlar. Veya Erasmus ortaklıklarında da yine buradan ortak aradıkları için bu görünürlülük çok önemli. E-Twinning kalite etiketi alan öğretmenlerin profillerinde etiketleri görünüyor ve e-Twinning okulları
E-TV'nin okulu kavramı da var. Sadece E-TV'nin kaliteli öğretmen değil, kaliteli okul kavramı da var. O yüzden bu şekilde kalite etiketi alan öğretmenin profilinde sadece kalite etiketi olmuyor. Okulu da E-TV'nin okuluysa onların E-TV'nin okulu etiketi de burada oluyor. Örnek okul da açmak isterdim ama hani vakit çok uzatmamak adına bunu bu şekilde göstermek istiyorum. Özellikle Erasmus projeleri başvurularında, ortak bulma forumlarında biliyorsunuz bizim bu alt bölümde Erasmus ortaklıkları başvurularımız var. Bu tür ortaklıklara yani yurt dışından bir İspanya'dan, İtalya'dan ortak arayan öğretmenlere başvurduğumuzda bu bölümlerde cevap yazdığımızda işte ben size ortak olmak istiyorum, bizim yaptığınız projede biz de ilgiliyiz, bunları yapıyoruz demeniz yetmiyor. O öğretmenler gelip buradan sizin görünürlüğünüzü araştırıyorlar ve neler yaptığınızı, E-TV'nin ne kadar ilerlediğinizi, projelere ortak olup olmadığınızı ve kaliteli öğretmen olup olmadığınıza bakıyorlar. Bu açıdan önemli arkadaşlar kalite etiketi. Yine ben slaytıma dönmek istiyorum. Kamil Hocam göründü mü slaytım? Şu an evet görünüyor hocam. Tamamdır. Kalite etiketi hala gelen arkadaşlarımız da var. Kesiyorum, kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle, ulusal kalite etiketi bizim ulusal destek servisimizin Türkiye'deki öğretmenlere yapmış oldukları projelerin sonucunda genelde her yıl 30 Haziran'dır kalite etiketine başvuru son tarihi. Verdikleri Eylül gibi de açıklanıyor bu sonuçlar. Kalite etiketlidir. Ulusal projelerden alınır şeklinde ulusal kalite etiketini özetliyoruz. Avrupa kalite etiketi ise bir tarama sürecinden sonra en az bir ulusal destek servisi tarafından Avrupa kalite etiketi için önerilmiş olmak. Tabii ki de Avrupa kalite etiketi alabilmek için projemizin Avrupa ortaklığı olması gerekiyor. Bu önemli bir kıstas. Bunun dışında ulusal kalite etiketi almış Avrupa ortaklığı projelerde belli bir orana girenleri ulusal destek servisimiz Avrupa kalite etiketi için öneriyor. Bu da ulusal kalite etiketi süreci bittikten sonra devamında açıklanıyor. Avrupa kalite etiketi süreci. Bunların dışında E-TV'nin bu iki ödüllendirmesinin dışında yine birazdan size kalite etiketi başvuru sürecini anlatacağız. Bu iki ödüllendirme dışında Türkiye özel ödülleri de var. Bunlara da yine kalite etiketine başvururken başvuruyorsunuz bu ödüllere de. Yani siz kalite etiketi başvuru formunu Haziran ayında doldururken, gelen arkadaşlarımızı da kabul ediyorum şöyle. Haziran ayında doldururken bu kategorilerle ilgiliyse sizin projeniz, işte engelsiz E-TV'nin, STEM, robotik kodlama, EBA, FATIH kategorileriyle ilgili bir proje yaptıysanız ve bu yılda eklenen iklim değişikliğiyle ilgili bir proje yaptıysanız başvuru formunda belirtiyorsunuz ve yine bu şekilde yaş kategorileriyle ilgili özel bir ödüle başvurmak istiyorsanız bunu başvuru formunda belirtiyorsunuz ve yine bu kategorilerde kaliteli bir proje ortaya çıkarmış iseniz sizin projeniz ulusal destek servisi tarafından bu kategorilerde ödüllendirilebiliyor. Bunun dışında yaş kategorilerimiz de bu şekilde oluyor. Evet, 7-11 yaş, 6 yaşına kadar ayrı bir kategori, 7-11 yaş, 12-15 yaş ve 16-19 yaş kategorilerinde merkezi destek servisimizin de ödüllendirmeleri var. Bir de yine merkezi destek servisi yani Avrupa'da E-Twinning'in merkezi diyoruz. Bu şekilde evet. Avrupa'da da değerli öğretmenlerimiz E-Twinning projelerini her yıl belli kategorilerde özel kategori ödülleri veriliyor. Yine bu yıl Bursa'mızdan Yıldırım ilçesinden Onur Hocam yaş kategorisinde bir ödül almıştı. Bir önceki slayttaki yaş kategorisinde ödül almıştı. Yani Türkiye'den de bu özel ödüllere layık olan projeler ara ara çıkabiliyor. Özel kategori ödülleri de merkezi destek servisi tarafından
veriliyor. Burada İspanyol dili ödülü, Fransız dili ödülü şeklinde sıralanmış olan gördüğünüz ödüllerdir. Bunlar kalite etiketi ödülleri dışında. Şimdi kalite etiketine son başvuru tarihi az önce de söylediğim gibi 30 Haziran 2020 tarihidir bu yıl için. Kalite etiketine başvurmadan önce dikkat edilmesi gereken hususlarımız bu yıl Kasım 10 Kasım itibariyle bazı şeyler değişti. Bu hususlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Birçoğunu aslında biliyoruz. Bu yıl özellikle dendi ki projelerde kalite etiketine başvurabilmek için en az, en fazla 10 Türk ortak olmalıdır dendi. Bunun üstünde de çok fazla projeler yapıldı, yapılmakta. Kasım, 10 Kasım'a kadar yapılan projelerde bu bir sıkıntı değil. Öğretmenlerimizin o tarihe kadar başladıkları projelerde başvuru olacak 30 Haziran'a kadar. Sayı sınırı yok Türk ortaklarda ama 10 Kasım'dan sonra açılan bütün projelerin kalite etiketine başvurabilmesi için o projede en fazla 10 tane Türk ortak olmak zorunda. 10 okul değil 10 Türk ortak şeklinde özellikle belirtildi. Yani öğretmen sayısı 10 Türk'te sınırlandırıldı. 10 Türkiye'ye kayıtlı öğretmenden fazla ortağa sahip olan projelerin ulusal kalite etiketine başvuru yapması durumunda bu projelerin başvuruları doğrudan reddedilecektir denildi. Bu projelerdeki Türkiye'ye kayıtlı ortaklar kalite etiketine başvuru yapabilseler bile hepsinin ulusal kalite etiketine başvuruları doğrudan reddedilecektir. Yani reddedilmenin birinci sebebi budur şeklinde 10 Kasım'dan sonra bizler uyarıldık. Bunun dışında öğretmenlerin başvuru yapabilecekleri proje sayısı da kısıtlandı bu yıl. Daha önceki yıllarda daha fazla projeden 9-10 bizim kulağımıza gelen çok fazla proje yapan arkadaşlar bütün projelerinden kalite etiketine başvurabiliyorlardı. Bu yıl ise bir öğretmen en fazla 5 farklı ETV'nin projesi adına ulusal kalite etiketine başvuru yapabilir dendi. Eğer ki öğretmenimiz 5'ten fazla projeye başvuru yaptıysa İlk 5 projesi değerlendirmeye alınacaktır. Yine süreç boyunca yani 10 Kasım'dan sonra bunların tartışılması, konuşulması sürecinde öğretmen yine istediği kadar projeye katılabilir, yapabilir ki öğretmenlerimiz yaptılar. Ama sadece bu projeler arasında sadece 5 tanesinden kalite etiketine başvuracak şeklinde söylendi. Evet, bu şekilde. Şimdi ulusal kalite etiketi başvuru formumuzda nasıl doldururken dikkat etmemiz gereken bir diğer husus da bizim ulusal kalite etiketi başvuru formumuzu değerlendirici kişi nasıl oraya girecek, nasıl bakacak, projenizi nasıl inceleyecek konusudur. Burada da kendi kullanıcı adını ve şifrenizi başvuru formuna yazmak yerine onun yerine TwinSpace ziyaretçi kullanıcı adı ve şifre yazılabilir. Ayrı bir kullanıcı adı ve şifre inceleyici kişi, okuyucu kişi için oluşturulması isteniyor. Ben geçen yılda böyle oluşturmuştum. Yani kalite etiketi başvuru formumun ilk daha giriş bölümüne onlar için kullanmaları üzere TwinSpace'imi, proje sayfamı açıp görmeleri için ayrı bir ziyaretçi kullanıcı adı ve şifre oluşturmuştum. Bu yine isteniyor. Yine kalite etiketi başvuru tarihlerini takip ediniz. 30 Haziran 2020'den sonraki başvurular bir sonraki yıla kalır şeklinde uyarımızı da yapıyoruz. Bunun dışında projeye başvuru formunu projenin ortaklarının bireysel yazması gerekmektedir. Burada da projelerimizde bir okuldan birden fazla öğretmenler çalışabiliyor. Çok da normal. Bunlar bu tür şeyler bizi motive ediyor. Yani bir projeye ortak olduğumuzda arkadaşlarımızı da eklemek istiyoruz ki birlikte okulda bir şeyler yapalım, farkındalık yaratalım, ETV'nin farkındalığı yaratalım diye. Bunlar örnek uygulamalardır. Ama kalite etiketine başvururken o okuldaki o proje ortağı her öğretmen ayrı ayrı başvurmak durumunda. Kendi zaten sayfalarda da TwinSpace sayfalarda da kendi çalışmalarını ayrı ayrı paylaşmalı öğretmen. Burada yavaştan arka planda TwinSpace'de açacağım birazdan. Yine
Kalite etiketi başvuru formunda öğretmen branşları belirtilmelidir değerli öğretmenlerimiz. Bu neden önemli? Branşlar neden önemli? Çünkü kazanımlar önemli. Biliyorsunuz eğitimlik projeleri müfredatla bağlantılı, birebir ilintili olmalıdır. Eğitimlik projeleri okulda, sınıfta, müfredatla ilintili bir şekilde devam ettirilmelidir. Branşlar önemlidir çünkü öğretmen branşını belirtmezse okuyucu kişi onun branşıyla ilgili kazanımları bilemeyebilir. Bu bir kafa karışıklığına sebep olabilir. Özellikle disiplinler arası yaklaşımlarla yapılmış olan eğitimlik projelerinde öğretmenlerimiz kendileri branşlarını belirtmek durumundadırlar. Bunları yazmayı, branşınızı yazmayı unutmayınız. Tek bir kişi tarafından yazılıp ve bütün ortaklara verilen aynı başvuru formunun kullanılması durumunda puan kesilir diyor. Bu da az önceki uyarımla birebir örtüşüyor. Yani bir okuldan bir projede 4 kişiyiz. Hepimiz aynı başvuru formunu yaptık, hazırladık ve başvurduk, kesinlikle olmuyor, puan kesintisi söz konusudur şeklinde bizleri uyarıyorlar değerli öğretmenlerimiz. Projeniz için itiraz süresi, bu da önemli aslında. Yani projeniz Selda öğretmenimiz de geldi, onu da kabul ettim. Projeniz için başvurduk ama projemizin kabul edilmediğini, yani olumsuz yanıt aldık Eylül ayında. Hemen olumsuz yanıt mailimize düşer düşmez projemizle ilgili hala beklentilerimiz varsa, itiraz etmek istiyorsak, aslında yani kalite etiketi alamadınız şeklindeki mailler geçen yıl çok fazla eğitimlik Türkiye Facebook grubunda neden kalite etiketi alamayan projelerin neden alınmadığını anlatan mailler detaylı bir şekilde geliyor aslında. Paylaşılmıştı, ben onları okumuştum geçen yıl. Öğretmenler neden kalite etiketini alamamışlar? İşte öğrenci katılımı azdır, blok kullanımı yoktur, güvenlik tedbirlerine dikkat edilmemiştir şeklinde. Öğretmenin yapmadığı her şey aslında eğer kalite etiketi alamadıysa öğretmene maille gidiyor. Orada çok detaylı bir şekilde yazıyor. Ama bir iki küçük hata dikkatinizi çekebilir. Ya da siz projenizden emin olabilirsiniz ve itiraz etmek istiyorsunuz. Projemin tekrar incelenmesini istiyorum. Ben şunları şunları da yapmıştım. Ya da yeni bir e-twinner'ım, yeni başladım. Okulumda işte e-twinning'le ilgili farkındalık yarattım. Şunları şunları da yaptım. Tekrar projemin tekrar incelenmesi beni mutlu edecektir şeklinde böyle kibar bir maille kendilerine tretwinning@gmail.com adresine mail atarsanız projeniz tekrar inceleniyor değerli öğretmenlerimiz. Evet, bu slaytımızın sonunda da yine bir öğretmen arkadaşımızı daha aldık oturumumuza. Şöyle devam ediyorum ben. Ve değerlendirme süreci, yavaş yavaş kriterlere doğru geliyoruz. Zaten sonrasında ben ilk bölümü anlattıktan sonra Kamil öğretmenime devredeceğim. Rubrik üzerinden kendisi size kriterleri anlatacak ama. Değerlendirme süresinde işte projemizin en az iki okuyucu, iki kişi UDS tarafından, iki kişi tarafından incelendiği ve puanlar arasında yüksek farkların olması durumunda proje üst komisyon tarafından tekrar inceleniyormuş. Ve proje sonuçlarının açıklanması en az bir hafta sürer. Bunlar yine ek bilgiler. Sonuçların tamamı açıklandıktan sonra tekrar değerlendirme sürecinin başladığını sizlere hatırlatmak istiyoruz. Ve işte o tekrar değerlendirme sürecine dahil olabilmek için o maili iki hafta içinde atmanız gerekiyor. Son maddeye göre tekrar değerlendirme süreci için başvurular en geç iki hafta içinde yapılmalıdır diyor bu maddemizde de. Peki, ulusal kalite etiketi başvurularında projede 5 gereklilik söz konusu göz önünde bulundurulur. Nedir bu başvurmamızın ön koşulları? Projemiz ya bitirilmiş veya en son aşamada olmalıdır. Şimdi şu anda işte uzaktan eğitim sürecine girdik. Projelerimizin son 3 haftasını yapamadık. Son 2 haftasını yapamadık gibi durumlarımız var. Bunları değerlendirebilirsiniz. Yani projemiz bitirilme aşamasındaydı şeklinde belirtip yine kalite etiketine başvurabilirsiniz.
ya da uzaktan eğitimde bitirmiş olabilirsiniz. Velilerinizle ve öğrencilerinizle hala bağlantı halinde ise, idi iseniz, şu anda birçok Web 2 araçları yine gündemde, öğretmenlerimiz sanal sergiler, Web 2 araçlarıyla yine ürünler yapmaya devam ediyorlar. Yani öğrencileriyle bağlantı halindeler ve biz bunları takip ediyoruz. E-Twinning Türkiye üzerinden ve WhatsApp gruplarında ısrarla öğretmenlerimiz E-Twinning projelerini devam ettiriyorlar. Uzaktan da olsa müfredatlarıyla ilintili projelerinde dahil ettikleri haftaları, son gelen arkadaşlarımın mikrofonlarını kısmamış olabilirim. Kendileri kapatırlarsa iyi olur. Bu şekilde devam ettirdiklerini anlatıp projelerine başvurabiliyorlar. Tabii ki de her projenin ortak bir amacı ve ortak bir planı vardır. Zaten bu Twin Space sayfasında da görünür olmalıdır. O yüzden bunu da ikinci olarak göz önünde bulundurmalıyız. Başvuru yapmadan önce amaçlarımız, planımız Twin Space sayfasında, proje sayfasında görünür mü? Ve biliyorsunuz e-Twinning projeleri tabii ki de esnektir. Sonrasında artı amaçlar, artı kazanımlar eklenebilir, artı haftalar eklenebilir ya da eksiltilebilir. Bunlar değiştikçe Twin Space proje sayfasında bunları değiştirmesi gerekiyor öğretmenlerimizin, ortak öğretmenlerimizin. Twin Space proje sayfasındaki planlamanın ortaklarla birlikte yapıldığının da görünür olması gerekiyor. Yani bu tartışma forumları, forumlardaki konuşmalar ya da ayrı bir Web 2 aracı üzerinden yapılan tartışmalar ya da işte webinarlarda yapılan tartışmalar, ortak planlamalar görünür olmalıdır. Öğretmenin katkısı varsa projeye yine görünür bir şekilde olmalıdır. Tamam. Şöyle ki yeni gelen arkadaşlarımıza bir bakayım da mikrofonlar çünkü açık. Tamam. Ne yapalım? Evet, şöyle son gelen arkadaşlarımızın mikrofonlarını da kapatıyorum değerli öğretmenlerim müsaadenizle. Evet. Kamil Hocam sizin açık değil mi mikrofonunuz? Tamam. Açık, açık benim, evet. Tamamdır. Hı-hı. Evet. Şimdi ben burayı işbirliğiyle hazırlanmış görünür sonuçlar hala yani bir ortaklıktan bahsediyor. Yani ortak okullar arasındaki işbirliği nasıl sağlanmış? Karşılıklı ortak ülke takımları nasıl oluşturulmuş? Bu karşılıklı ortak okul ya da karışık ülke takımlarındaki öğrenciler nasıl çalıştırılmış? Hangi Web 2 araçları üzerinde bu öğrencilerin gruplar kurarak çalıştırıldığının fotoğrafları, görüntüleri, her biri görünür olmalıdır. Bunları görünür kılmanız gerekiyor. Bu açıdan bu gereklilik ilk 5 gereklilik içinde bunlar yer almıştır değerli arkadaşlarımız. Çünkü dediğim gibi eleme notlarına geriye dönüp düşündüğümde ve geçen yılki eleme sebeplerini arkadaşlarımızın paylaştığı, gruplarda paylaştığı eleme sebeplerinde öğrenci katılımı gözlenmemiştir ya da öğrenci katılımı gözlenmiştir ama mesela bütün birçok etkinlik yapıyoruz ya bir proje içinde bütün etkinliklerde gözlenmediğinde de dikkat çekici olabiliyor. Yani her bir etkinlik için öğretmen, karışık ülke takımı, karışık okul takımları, öğrenci katılımı, öğretmen katılımı bunlara bakıyorlar. İşte o yüzden işbirliği ile hazırlanmış görünür sonuçlar önemlidir ve yine biz Twin Space eğitimlerimizde de bunu söylüyoruz. Yani proje sayfası eğitimlerimizde bile diyoruz ki ana sayfanın oluşturulması, ana sayfanın bile ne amaçla kullanılacağı ortak okul öğretmenleri ve üst düzey bir proje ise öğrenciler ve öğrencileri tarafından birlikte konuşularak ana sayfası şu amaçlar için kullanılacaktır şeklinde bir ortak görüşte kullanılmalıdır diyoruz. Sayfaların düzeni, giriş, gelişme, sonuç yani giriş sayfaları, ana sayfaların ne amaçla kullanacağı ve devamında değerlendirme sayfaları ve yavaş yavaş
yaygınlaştırma sayfalarının nasıl şekilleneceği, bütün bunlar işbirliği içinde, yani sadece proje değil, proje sayfaları bile işbirliği ile hazırlanmış mı? Hazırlanmış ise bunun sonuçları, siz bunları nerede konuştunuz, nasıl konuştunuz, hangi webpiki aracı üzerinde neler yaptınız, bunları lütfen görünür kılınız diyoruz. Kalite etiketi başvuru formunda görünür kılamadığınız şeyleri de orada anlatınız değerli öğretmenlerimiz. Telif hakkı ve e-güvenlik konularında da farkındalık. Bu yüzden bu da bir sebeptir. Yine okuduğum elenme sebepleri içinde telif hakkı olan fotoğraflar olduğunda telif hakkına uyulmamıştır ya da e-güvenlik tedbirlerine uyulmamıştır. Bunu sağlamak aslında çok çok kolay. Okullarımızda hep diyoruz, bir proje boyunca e-güvenlik tedbirlerini evet alıyoruz. İşte öğrencilerin yüzlerini, özellerini kapatıp paylaşımlar yapıyoruz ya da öğrenciye bir şifre verdiysek eğer, o şifreyi öğrencinin adı soyadı açık bir şekilde vermiyoruz da işte kodlayarak veriyoruz. Bütün bunları e-güvenlik tedbirleri alarak yapıyoruz ama bunun dışında ekstra, yani okul e-güvenliğine doğru süreç kayıyor artık. Yani proje e-güvenliği değil, e-güvenlikle ilgili okulunuzda neler yaptınız, e-güvenlik panoları, işte bilgilendirmeler, yani yavaş yavaş e-Twinning okulları, e-Twinning e-Safety ile donatılmış okullara doğru süreç kayıyor, evriliyor diyebiliriz. Bu süreçte de bunları nasıl yaptınız, okulunuz işte e-güvenli bir okul mu, e-Safety label'ı var mı, okulunuzun e-güvenlik etiketi var mı, bunlar varsa bunları muhakkak tabii ki de bu süreçte görünür kılınız, kalite etiketi başvuru formunda gösteriniz diyoruz. Bu konuda okullarda nasıl farkındalık yapılmış, velilere dönük e-güvenlikle ilgili nasıl çalışmalar yaptınız, öğrencilere dönük e-güvenlikle ilgili nasıl çalışmalar yaptınız, işte tabii bu e-güvenlik sürecinde özellikle bu sene Bursa'da eğitiminin okulu daveti alan okullar çok güzel çalışmalar yaptılar. İşte broşürler hazırladılar, güvenlikle ilgili tablolar hazırladılar, okullara panolar hazırladılar. Dikkat çekici, zaten e-safety label'a başvuran okullarımızın da kullanması gereken standart afişler var. Okulların belli noktalarını asmaları gereken standart afişler var. Bunları hazırladılar. Okulların da bu konuda farkındalık yaratırken ve okullarını e-güvenlik etiketli okul yaparken örnek çalışmalar çok fazla oldu. Bu örneklerden yola çıkarak, yani olmasa bile e-güvenlikle ilgili kalite etiketi başvuru formunda neler yaptığınızı anlatınız. Çocukların güvenliğini, en azından küçük gruplarla çalışıyorsanız öğrencilerinizin güvenliğini nasıl sağladığınıza, görünür bir şey yoksa bile sözlü bir şekilde anlatarak en azından oraya belirtmenizde de fayda vardır diyoruz. Evet, proje bitirilmiş veya en son aşamada olması, biraz açıyoruz burada konularımızı. Az önce Aslı'ya değindim. Kalite etiketi kriterlerinde her kriterin net bir şekilde incelenebilmesi için projenin bitmiş veya son aşamada olması gereklidir. Kriterleri Kamil arkadaşım daha detaylı bir şekilde anlatacak. Ve ortak amaçlar, ortak plan dediğimizde de biraz internet bağlantım için, evet. Projenin konusu kurucular tarafından belirlenir fakat proje sürecini belirleyen planlara ve etkinliklere üyeler de ve öğrenciler de katılmalıdır. Şimdi projemizin sayfalar bölümünün, sayfalar bölümü zaten proje demektir. Forum bölümüyle, öğretmen bülteniyle, proje ana sayfasıyla, yani proje günlüğüyle ve projede kullanılan web 2.0 araçlarıyla bağlantılı olması gerekiyor. Bu yüzden aslında şurada bir aktif projem var. Ben size o sayfayı da açmak istiyorum. Şöyle share diyeyim tekrardan. Kamil öğretmenim, açıldı mı acaba proje sayfası? Şu an açılmadı hocam. Öyle mi? Biraz bekleyelim. Şu biraz. An açıldı, tamam. Evet. Yani, açıldı hocam. Tamam. O yani ortak amaçlar ve ortak planı bu şekilde biraz canlı canlı sohbet şeklinde anlatmak istiyorum. Yani sayfalar kısmı bizim proje sayfamız, projemiz burası. Biliyoruz bunu zaten. Buradaki ahenk, buradaki çalışma, ortak çalışma ve sayfalardaki
paylaşımlar, karışık ülke takımlarının sayfalardaki görünürlülüğü hepsi önemli diyoruz. Ama buradaki tek bir etkinlik, bir tanecik bile etkinliğin foru açılmış forumla bağlantılı olması çok önemli. Yani burada bir etkinlik yapıldı. Şöyle aslında bir tane de örnek bir etkinlik bulayım buradan. El yıkama etkinliğimiz sayfası. Bu etkinlik yapıldı ve bitti. Ya da yapıldığı hafta forumda da o etkinlikle ilgili bir tartışma açılabilir. Ya da el bağlantılı olmasını bu şekilde sağlayabiliriz. Eğer biz o hafta bir webinar yaptıysak, yani çevrim içi toplantı yaptıysak, yine bu etkinlik üzerine olmalıdır. Ve etkinlikte kullandığımız Web 2.0 araçları yine el yıkama etkinliğiyle uyumlu olmalıdır diyoruz. Buradaki projenin konusu kurucular tarafından belirlenir, fakat proje sürecini belirleyen planlara ve etkinliklere üyeler ve öğrenciler de katılmalıdır derken bunu söylüyoruz. Ve bunun dışında ana sayfada da o hafta, o etkinlik haftasında yine o sayfalardaki etkinlikle ilgili duyurucu, dikkat çekici, motive edici paylaşımlar olmalıdır proje günlüğünde diyoruz. Ama yine de ana sayfanın kullanımı ortak okullar tarafından belirlenmelidir. Bunu da en başında her seferinde söylüyoruz. Daha önceki seminerlerimizde de belirttiğimiz üzere. Şimdi ben yine slaytımın paylaşımına geçeyim. Şöyle. Kamil öğretmenim tamam mıdır, onay veriyor musunuz? Tamamdır. Tamam, teşekkür ediyorum. Ve bu şekilde ortak amaçlara ve ortak plana hitap eden projeler yapmamız isteniyor ilk etapta. Yine Twin Space alanında sayfalar bölümünde çalışma planı, çalışma takvimi, karışık ülke takımları ayrıntılı ve net bir şekilde paylaşılmalıdır. Ve bu da başvuru formunda detaylı bir şekilde açıklanmalıdır değerli öğretmenlerimiz. Öğretmenin katkısı, yani ulusal kalite etiketi değerlendirilirken öğretmenlerin projeye yaptığı bireysel katkı da değerlendirilir. Bu da 3 bölümde toplamışız bunları da. Başvuru yapan öğretmenin değerlendirmeye tabi tutulması için öğretmenin Twin Space'de sayfalar bölümünde paylaşım yapmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde proje değerlendirilmeden reddedilir. Sayfalar bölümünde öğretmenimiz kurucuları tarafından kendisine açılan bölümlere adı, soyadı ve okul adıyla başvurularını, etkinliklerini yapar, paylaşır diyoruz. Aynı okuldan proje üyeleri olması durumunda tüm etkinlikler bireysel olarak yapılmalı. Başta da bahsettiğim gibi ve bireysel olarak sayfalar alanına yüklenmelidir. Aynı okuldan 3 öğretmen olsa bile birinci öğretmen adı, soyadı ve okulu şeklinde yükleme yapmaktadır. Okul adıyla kesinlikle sayfalarda herhangi bir paylaşım olmamalıdır ya da bu bizim ortak çalışmamız deyip de oraya konmamalıdır ve devamında da ortak bir şekilde kalite etiketine başvuruyoruz. Biz okulumuz adına böyle bir şey, ETV'nin kalite etiketi başvuru sürecinde yok değerli öğretmenlerimiz. Twin Space'te yapılan çalışmalar başvuran kişinin adı, soyadı, okul adı belirgin olacak şekilde paylaşılmalıdır diyoruz. Ve işbirliği az önce de yine bahsetmiştik. İşbirliğiyle hazırlanmış görünür sonuçlar olmalıdır ETV'nin projelerinde. ETV'nin temelini işbirlikli çalışmalar ve iletişim oluşturuyor. Projenin başarıya ulaşabilmesi adına sağlıklı iletişim ve planlanmış işbirlikli çalışmalar önemlidir. Bu işbirlikli çalışmalarda da yine disiplinler arası yaklaşımlar ve karışık ülke okul takımları, bunlar önemlidir. Yani sadece karşılıklı okul değil de her okulun kendi farklı okullardaki takımlarla bir proje içinde serpiştirilmiş bir şekilde bu takımlar çalışırsa işbirliği açısından daha etkin projeler ortaya çıkıyor. Kalite etiketli değerlendirme sürecinde de bu dikkate alınıyor. Yani sadece ben kendi öğrencilerimle bunu yaptım, benim yaptığım etkinliği de karşı okul yaptı şeklinde değil de biz 3 okul takımımız bunu yaptık. Devamındaki etkinliği de karşıdaki şu ülkelerin, 3 ülkenin takımı bu şekilde yaptı şeklinde devam eden projeler tercih sebebidir
Tabii ki de proje çalışmaları Twin Space'de sayfalar kısmında yüklenmelidir. Az önce de dedim, sayfalar bizim projemizdir. Ve ama yine de ne olur ne olmaz sayfalar kısmının draft yani taslak olarak kalmadığından emin olunmalıdır. Taslak olarak kalan sayfalar değerlendirici tarafından boş olarak görüneceğinden değerlendirmeye alınmayacaktır. Yine yeni başlayan öğretmenlerimizin yaptığı hatalar yine materyaller kısmına sadece yükleyip bırakmamalıdırlar. Proje kurucusunun sizler için açtığı sayfalar kısmına sayfalardaki her bir etkinliğin bölümüne paylaşımlarını yapmalıdırlar. Forumlarda açılan bütün tartışma konularına hem öğretmen hem öğrencileri katılmalıdırlar. Öğrencilerinin karışık ülke ve karışık okul takımlarında etkin bir şekilde çalışmalarını öğretmen desteklemelidir. Bu şekilde projeler yürümelidir. Bunun dışında evet şu 18. slaytımız yine sayfalar bölümüne etkinliklerimizi yansıtan fotoğraf, video, logo, afiş, anket, haberler gibi görsellerin açıklamalarıyla yerleştirilmesi önemlidir. Etkinlik paylaşımlarının online ağırlıkta olduğu e-tivinik projesinde görünürlülük, etki ve dokümantasyon çok önemlidir diyoruz. Ve telif hakkı ve e-güvenlik az önce de yine bahsettiğim bir konuydu. Proje kurallarına uyuyoruz. Veli izin belgelerimiz, bunları projenin en başında alıyoruz. Ve öğrencimize bir e-Twinning, Twin Space giriş kullanıcı adı ve şifresi vereceksek öğrencinin adını soyadını açık bir şekilde yazmıyoruz. Ama şu ana kadar bu şekilde verdiyseniz arkadaşlar sakın silmeyin bunları. Bundan sonra verirken dikkat edin diyoruz. Çünkü silmeniz durumunda o öğrencinin geçmişe dönüp bütün paylaşımları da yok olacaktır. O yüzden verdiyseniz öyle kalsın. Ama bundan sonra öğrenciye kullanıcı adı ve şifre verecekseniz adı Ali Mutlu ise eğer A.Mutlu şeklinde veriniz diyoruz. Ve e-güvenlik tedbirlerinden de az önce değerli öğretmenlerimiz bahsettik. Bunlarla ilgili yapılan tüm çalışmalar kalite etiketi başvuru formunda da görünür olmasını istiyoruz. Kalite etiketi kriterlerine yavaş yavaş geçiyoruz. Buradan sonrasını yani kalite etiketi kriterlerimiz işte pedagojik yenilik, öğretim programına uyum, ortaokullar arası iletişim ve işbirliği nasıl sağlanmış, bunların her bir bölümünün puanı nedir, nasıl etkiler sizin başvurunuzu, teknoloji kullanımı ve 1.0 araçları kullanımının sizi nasıl etkileyeceği, sonuçlar etki ve dokümantasyon kısmını İnegöl ilçesi e-Twinning elçimiz Kamil Özdemir arkadaşım anlatacak. Ben şu ana kadar beni dinleyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve hala katılan arkadaşlarımız var. Bunları da devamlı kabul ediyorum. Ve sözü Kamil öğretmenime veriyorum. Çok teşekkür ederiz Benay Hocam. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kamil öğretmenim kolay gelsin. Teşekkür ederim. Tamamdır. Arkadaşlar merhabalar. Şimdi rubrikten devam etmek istiyorum ben. Bu kriterlerimizin şimdi kaç puan ettiğini ve de nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlatacağım size. Öncelikle birinci olan pedagojik yenilikten bahsetmek istiyorum. Her birinin puanını zaten buradan görebiliyoruz. Fakat ben bunları örneklerle cevap vermek istiyorum sizlere. Önce bir okuyacağız, anlamaya çalışacağız. Daha sonra ben size örnekler vereceğim. Birincisi pedagojik yenilik, işte pedagojik yaklaşımlar ve öğretim önerileri. Burada çocukların projeye nedenli katıldığı önemli aslında. Öğrenme süreçlerinde bakın diyor zaten aktif rol almışlardır. Öğrenciler kararları alır ve projenin temel yönleriyle ilgili görüşlerini bildirirler. Ayrıca karar verme sürecine giden tartışmalar projenin bir parçası olarak düzenlenmiştir. Forumlarda, sohbetler veya diğer alanlarda bu tartışmalara ait kanıtlar vardır. Bu demek istiyor ki siz forumlar kısmında Twin Space'in onu da göstereyim buradan. Bunları indireyim. Şuradan göstereyim size. Şurada forumlar kısmında öğrencilere mutlaka bir tartışma konusu açın. Şu an çıkmış sistemden tekrar giriş yapıyorum, göstereceğim. Sizler zaten muhtemelen forum sayfalarında
etkinlikler düzenlemişsinizdir, tartışmalar yapmışsınızdır. Fakat önemli olan çocukların da burada bir şeyler yapması. Örneğin biz buralarda yapmışız. Mesela projemiz nasıl gidiyor çocuklar diye bir tartışma konusu açmışız. Ve de çeşitli konularda tartışma konuları açılmış. Fakat çocukların da bu forum kısmında aktif olması gerekiyor. Onların da tartışmalara katılması gerekiyor. İşte çocuklar girip ana ekranda, ana sayfada beğenilere yorum yapmaları veya özellikle ortaokul ve lise öğrencilerin bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Sizler de projelerinizde çocukların aktif katılımını sağlamanız gerekiyor. Pedagojik yenilik bunu kastediyor aslında. Dikkat etmemiz gereken hususlar bunlar. Çocukların forum sayfasını, ana sayfayı aktif bir şekilde kullanmalarıdır. Ve devam edelim. Karar verme, buraları okuduk zaten. Ortak öğretmenlerin projeyi yönetmeleri ve geliştirmelerindeki yaratıcılık, pedagojik yenilikler ve akademik titizlik arasındaki ilişki açıkça belirtilmiştir. Siz bir etkinlik yapıyorsanız bunda çocuğun emeğinin daha fazlası olması lazım. Evet, fikri siz ortaya atabilirsiniz ki çocuklarla da fikirler üretebilirsiniz. Yani her aşamaya çocukları katmanız gerekiyor. Pedagojik yenilikteki kasıt budur aslında. Eğer çocuğu siz etkinliklere çokça katmışsanız, çokça TwinSpace bize bir portal vermişler, TwinSpace portalı ve biz portalı hem kendimiz hem de çocukların aktif bir şekilde kullanmasını istiyorlar bizden. O yüzden çocukların kullanabileceği alanlar da ana sayfa ve forum sayfası. Burada çocuklar aktif bir şekilde rol alırlarsa pedagojik yeniliğe yanıt vermiş olurlar ve katkı sağlamış olurlar. Ve de tav almış olurlar. İkinci bir kısma gelirsek öğretim programına uyum. Burada aslında disiplinler arası yaklaşımlar, disiplinler arası işte ders aktivitelerine katkıda bulunuş. Örneğin projem var, kitap projesi, ama kitap projesindeki her şey Türkçe'yi kapsayacak diye bir kuralım yok. Göstereyim mesela sayfalar kısmından. Örneklerle göstereyim ki daha iyi olsun. Örneğin bu benim proje sayfam. Sayfalarımı da göstermiş olayım. Sayfa düzenleri de çok önemli. Ama bunları diğer alanlarımızda bahsedeceğim. Örneğin kitap okursam etkinliğinde neler yapmışız onu gösterelim sizlere. Gördüğünüz gibi çocuklar tahtada bir şeyler yapıyorlar ve bebek sıfır araçlarını kullanıyorlar. Bunlar da aslında çocukların ortaokullar için bilişim derslerine bir katkıda bulunuştur aslında. Yani disiplinler arası yaklaşımda kastım bu. Örneğin çocukların kendilerini ifade edişi, işte görsel sanatlar dersine belki de disiplinler arası yaklaşımda katkı sağlar. Örneğin çocukların yine bilgisayar kullanımı bilişim dersiyle alakalıdır. Veya işte resimle alakalı olanlar vardır, müzikle alakalı olanlar vardır. Bunların hepsi diğer derslere katkıda bulunuşu kastediyor. Ve burada öğretim programına uyumda kazanımlarımız, dediğim gibi dersler arasında etkileşim, bunlar her zaman çok önemlidir. İsterseniz bir de okuyalım, aklımızda kalmasın. Çalışma müfredatın amaçlarını ve içeriklerini içermektedir. Bu durum açıkça ve ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Mutlaka eğer siz bir etkinlik yapıyorsanız kalite etiketi başvuru formundaki, birazdan onu da göstereceğim nasıl doldurmanız gerektiğini. Burada mutlaka ayrıntılı bir şekilde açıklamanız gerekiyor. Kazanımları tek tek yazmanız gerekiyor. Eğer projenizde, yine onu göstermek istiyorum size, şöyle bir sayfada açarsanız eğer proje kazanımlarımız diye, burada görünürlüğü daha fazla olur. Sizler de buraya yazabilirsiniz kazanımlarınızı ki sizin de aklınızda kalmamış olur. Yazıya döktüğünüzde kafanız karışmamış olur ve buradan direkt kopyala yapıştır şeklinde başvuru formuna entegre edebilirsiniz.
Çünkü kazanımlarla ilişkili olması çok önemlidir. Siz bir etkinlik yapıyorsanız, bir çalışma yapıyorsanız mutlaka öğrenim programına uyumlu olması gerekiyor. Kazanımlarla uyumlu olması gerekiyor. O yüzden de mutlaka alacaksanız yıllık planınızı önüne, hangi etkinliğiniz, hangi kazanımlarla ilgiliyse, çünkü birçok yaklaşımla da olabilir, işte disiplinler arası yaklaşım diyoruz ya, örneğin bir projedeyseniz Türkçe ile de alakalı olabilir, matematikle de alakalı olabilir. O yüzden bütün derslerin kazanımlarını incelemeniz gerekiyor. O yüzden diyorum ki size yıllık planınızı önünüze alın ve kaleminizi elinize alın ve işaretleyin. Hangi kazanımlarla ben bu etkinliği yaptım, bu dersin bu kazanımı ile ilgili. Mutlaka onları işaretleyin ki önünüzde görünür kılınsın ve kafanız karışmasın. Çünkü gerçekten ayrıntılı bir şekilde kazanımların belirtilmesi kalite etiketinde çok önemli. Başvuru formunda birebir isteniyor. O yüzden de lütfen buna dikkat edin. Bir taraftan da arkadaşlar gelenler var. O yüzden onları almak zorundayım. Tekrar göstermek istiyorum ben proje kazanımlarında. Aslında bir taraftan da başvuru formuna da formunu da göstermek istiyorum ama doldurulmuş şekli var benim bir önceki projemden. Şöyle kazanımlar kısmına, evet, burada mesela tüm etkinliklerin sayfa biraz kötü çıkmış ama şöyle bir etkinliğimiz vardı. Hikaye yazma etkinliğimiz vardı. Bu hikaye yazma etkinliğinin işte Türkçe kitabının, Türkçe dersinin işte şu numaralı kazanımının kazanımıyla alakalıdır diye belirtmişim. Sizler de bu şekilde uzun uzun yazmanıza gerek yok. Çünkü görüyorsunuz ki 2000 karakter. Bu karakterlerle savaşacaksınız siz bu başvuru sürecinde. Çünkü alanınız yetmeyecek, yetersiz kalacak. O yüzden mutlaka her şeyi kısa kısa yazmanız gerekiyor. Size tavsiye baş harfiyle birlikte yazmanız. Tekrar rubriğe dönecek olursam, tekrar rubriğe dönüyorum. Öğretim programı ile uyum. Bunu kastediyor arkadaşlar. Disiplinler arası yaklaşım, toparlayalım. Disiplinler arası yaklaşım ve kazanımlarla uyum. Dediğim gibi sadece bir projenin tek bir dersle alakalı olmaması gerekir aslında. Bütün dersleri kapsadığını veya bütün dersleri olmasa da birkaç dersin içerdiğini, birkaç dersin kazanımı içerdiğini siz belirtmeniz gerekiyor. Bu bir dersle alakalı olmasa puan kazandırır size. Bakın mesela bu şekilde müfredat hedefleri ve içeriği belirtilmiş ancak net olarak ifade edilmemiştir demiş. Aslında bu da değil de tek bir dersle alakalıysa evet belki 2 puan alırsınız ama birkaç dersle alakalıysa disiplinler arası yaklaşımı siz sunmuşsanız ve bunu belirtmişseniz size tam puan kazandıracaktır. O yüzden diyorum size yıllık planınızı önünüze alın. Etkinliklere teker teker bakın ve benim bu etkinliğimde bakın bu da vardı, bu da vardı diyorsunuz. Çünkü kendimden biliyorum. Açıyorsunuz yıllık planı. Çünkü daha gözünüze geliyor her şey ve daha netleşiyor aslında. O yüzden söyledim size. Disiplinler arası yaklaşımdan zaten burada bahsedilmiş. Biz de aslında bahsettik. Bakın diyor ki bu multidisipliner yaklaşım genel olarak proje içeriğini ve hedeflerini ve önemli sayıda faaliyetin veya ortak ürünün tasarımını yansıtmıştır demiş. Yine dediğimiz gibi biz zaten az önce bahsettik. Ne kadar fazla disiplinler arası yaklaşım olursa sizin projenize o kadar artı puan kazandıracaktır. O yüzden dikkat edelim. Yani siz aslında örneğin fen bilimleri dersiyle alakalı değildir diye düşünüyorsunuz ama kazanımlara baktığınızda aslında bununla da uyumluymuş diyorsunuz ve görüyorsunuz onu. O kazanımı da dahil etmeniz gerekiyor. Çünkü bu önemli gerçekten. Temel beceriler ve yeterlilik demiş. Temel yeterlilikler ile beceriler, içerikler, hedefler ve faaliyetler arasında açık bir şekilde ilişki vardır. Zaten biz çocuğa bir şey yaptırıyorsak o kazanımı ve o yeterliliği kazanması gerekiyordur ve biz
Bunu onun için yaptırıyoruzdur. Örneğin işte yine kendi projemden örnek verecek olursam, ben çocukların kitap okuma alışkanlığı olmasını istiyorum ve onunla ilgili bir şeyler, etkinlikler yapıyorum ve de yeterliliklerini kazanmasını istiyorum kitap okuma ve alışkanlığı kazanma konusunda ve bununla ilgili kazanımlarımı da zaten kalite etiketinde belirtmiş oluyorum. Tekrar yaş grupları ve özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için bilgilendirme ve benzeri çalışmalar ailelere yapılmalıdır denmiş. Bir dakika arkadaşlar, birinin sesi geliyor, onu kısmam lazım. Bizden Mehtap aldı, Fatma bak, Fatma aldı. Şimdi sıra bizde aldı. Onlar geçen yıl yaptılar için. Geçen yıl Eylül öğrende geldi onlar. Biz de şimdi alırsak Eylül bekle. Devam ediyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, temel becerilere ve yeterlilikler demek kazanımların sağlanmış olması demek. Siz bu kazanımlara yazdığınızda evet bu kazanımı kazandı diyebiliyorsanız temel yeterliliklerini sağlamış oluyorsunuz çocuğun. Ve gerçekten her şeyde çocukları öne sürmemiz gerekiyor. Üçüncü aşamamıza gelecek olursak ortaokullar arası işbirliği. Ortaokullar arası işbirliği, öğretmenler arasında koordinasyon stratejileri demiş alt başlık olarak. Okuyalım ilk önce. Öğretmen ve öğrenciler birlikte karar vererek yönergeler doğrultusunda etkinlikler yapılmış ve ortak ürün oluşturmuşlardır. Çünkü bu önemlidir ve de ortak ürün oluşturmada genellikle bazı hatalar yapılabiliyor. Örneğin işte ortak ürün olarak adlandırdığımız şey, onu da göstermek istiyorum. Ortak ürünlerimiz, bir işbirlik ortak ürünlerimiz vardır. Bir de projenin bir final ortak ürünü vardır. Aslında ortak üründen kasıt final ürünüdür arkadaşlar. Tabii ki takım çalışması yapabilirsiniz. Biz de takım çalışması yaptık. İşte karışık ülke takımları diyoruz ya. Karışık ülke takımlarını herkes yapamayabilir. Ulusal projelerde karışık ülke takımları değil, karışık okul takımları oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Ulusal ya da uluslararası bir projedir. Yabancı ortaklarınız vardır fakat yabancı ortaklarınızın katkısı çok fazla değildir. Sadece projeye üye olmuştur ve devam ettirmiyordur bu projeyi. Sorun değil. Siz yine de karışık okul takımları oluşturun. Çünkü onun katılmaması onun problemi. Siz elinizden geleni yapmışsınızdır, onunla irtibat içerisine girmişsinizdir ve de bunu kalite etiketinizde dipnot olarak belirtebilirsiniz. Karışık ülke takımları oluşturamıyorsanız dediğim gibi karışık okul takımları oluşturun. Aynı okuldan birkaç kişi projedeyse takım oluştururken, ortak ürün oluştururken veya onlar aynı grupta olmaması gerekiyor arkadaşlar. Onlar farklı gruplarda olsunlar. Hepiniz farklı gruplarda olun ki okul takımlarına hitap edebilin. Örneğin final ürünümüz bizim sergimiz olabilir. Proje şarkısı yazıyoruz demişim. Şarkı yazacağız biz. Bunların hepsi mesela final ürünümüze, final ortak ürünümüze birer örnektir. Biliyorsunuz ki COVID-19 sebebiyle zaten açıklamamızı da yapmışız. Siz de bu şekilde açıklamanızı yapın. Sanal sergi yapacağız diye bir açıklama düştüm. Sanal sergi nasıl yapılır diyorsanız 17.30'da bunu anlatacağım ve Bilgi Araçları'nı anlatırken dilerseniz katılırsanız orada göstermiş olurum size. Bunların hepsi birer final ortak ürünüdür. Fakat bir de onu da göstermek istiyorum. İşbirlikçi ortak ürün çalışmalarımız var. İşbirlikçi ortak ürün normal ortak ürünle karıştırılmamalıdır. Hemen açıyorum tekrar. Ortak ürün bir yani işbirlikçi ortak ürünler herkesin ortak yaptığı, fakat göstereceğim şimdi çünkü daha iyi anlaşılacak göstermemle. Şurada. Herkesin ortak yaptığı, örneğin Öğretmenler Günü işbirlikçi ortak ürünümüz demişim. Öğretmenler Günü'nde ortaklar olarak veya çocuklarla birlikte bir etkinlik yapmışız ve onu bir video yapmışız. Bu
final ortak ürünü olarak sayılmıyor tabii ki. İşte COVID-19 sebebiyle ortaklarımızla evde kal dedik demişiz. Çocuklarla biz bu etkinliği yapmıştık. Bakın mesela başka bir işbirlikçi ortak ürünümüze işte kitap okursam Mind Maps işbirlikçi ortak ürünümüz demiş. Biz bu webik aracını kullanmıştık. Tüm ortakların çalışmalarını bir videoda toplamak işbirlikçi ortak ürün çalışmasıdır arkadaşlar. Yani final ortak ürünü olarak kesinlikle isimlendirmememiz gerekiyor. Örneğin biz Aralık ayı ailelerden gelen kitap okuma fotoğraflarının herkesin çalışmalarını bir video toplamışız. Bu da işbirlikçi ortak ürün çalışmalarımızdır. İşbirlikçi olmak zaten bir projede çok önemlidir. Siz de eğer projenizde böyle sayfalar yoksa mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Puan alırsınız yapmasanız, fakat yaparsanız da sizin için daha yüksek puan demektir. O yüzden dikkat edin bunlara ve sürekli webinar yapın diyorum. Fakat mesela 30 tane webinar yaptınız ama sadece gürültüden ibaret. Bu sizin sadece olmak için yapmışsınız siz bunu. O yüzden lütfen eğer böyle boş boş webinar yapıyorsanız yapmayın. Ya da mesela kurucunuzun bir duyurusu vardır. Kurucunuz sadece konuşsun, sizler de onu dinleyin. Bu şekilde ya da fotoğraf alsın, videolara işte izin verilsin, fakat seslere izin verilmesin örneğin. Herkes alta yazsın. Çünkü gerçekten karışıklık oluyor. Sizlere tavsiyem bu şekilde webinar yapmanız. Dediğim gibi çok webinar yapmak artı puan değildir. Verimli webinar yapmak artı puan getirir. 30 tane webinar yaparsınız, dediğim gibi sadece gürültüden ibarettir. Ama 3 tane webinar yaparsınız, gerçekten sağlam geçmiştir bu webinarlar. Çocukların webinarlara katılması çok önemlidir. Mutlaka çocuklarla webinar yapın. Örneğin şu dönemde bile yapabilirsiniz. İllaki Adobe Connect üzerinden olmasına gerek yok. Sizler Zoom üzerinden de artık çocuklarla buluşabiliyorsunuz. Oradan da bu tatil döneminde çocuklarla buluşabilirsiniz. Hatta çok güzel olur. Size tavsiyem mutlaka bu tatil döneminde projenizle ilgili yani bütün ortakların da katılabileceği bir webinar düzenlemenizdir. Bu da sizin için artı bir puan getirir. Çocukların da katılması ve çocukların mesela sohbet odasına katılması da aslında önemlidir. Özellikle ortaokul ve lisede bunların katılımı gerçekten önemlidir. Ama ilkokul çocukları da bence sohbet odasına katılabilir. Tabii ki ilkokullarda birazcık zor oluyor. Sizin işte gözetiminizde veya veli gözetiminde olması çocuklar için daha etkili ve faydalı olabilir. Çünkü şaşırabilirler. Bilgisayar kullanmayı ya da telefon kullanmayı çok bilmiyorlardır veya TV'nin space kullanımını bilmedikleri için biraz zorlanabilirler. O yüzden veli ve öğretmen desteği ilkokullarda alınabilir. Ortaokullarda da liselerde de alınabilir. Fakat birazcık daha yani ayrı bir şekilde yapmaları çok daha iyi olur. Ve onların da mutlaka fotoğraflanması gerekiyor. Eğer siz en ufak bir etkinlik bile yapmışsanız mutlaka onun fotoğrafını çekin arkadaşlar ve ilgili bir sayfaya ekleyin. Öğrenciler arası işbirliği için stratejiler denmiş. Zaten biz bunu az önce söyledik. Her çalışmaya mutlaka öğrencilerin de katılması gerekiyor. Ortak üründe işte emeğinin bulunması gerekiyor. Örneğin bir kitap oluşturabilirsiniz. Ortak ürüne örnek vereyim size. Kitap oluşturabilirsiniz. Şiir yazabilirsiniz. Sergi yani evet sergi oluyor, fakat sergi haricinde bir tane daha final ortak ürünü yapmanızı tavsiye ediyorum. Mutlaka farklı bir ürününüz ortaya çıksın. Yani var olan bir çalışmanızı videolaştırmanız final ürünü olarak kesinlikle sayılmıyor. Final ürünü demek ayrı bir etkinlik demektir. Buna dikkat edelim. İşbirlikçi çalışmalara destek vermek amacıyla gerçekleştirir demiş. Dediğim gibi zaten öğrenci eğer ki destek vermemişse ve öğrenci katılmadıysa bu tamamen eksik puan demektir. O yüzden mutlaka bütün projelerinizde öğrencilerinizin katkı sağlaması lazım. Bu da önemlidir.
tekrar ortak ürün ürünler oluşturma demiş. İşte bir okulda üretilen bir bilgi parçası başka bir okulun ürününü geliştirmek için kullanılır veya farklı okulların ürünleri birbirini tamamlar demiş. Evet, tamamlayıcı nitelikte olması lazım. Bir puzzle olarak düşünün. Puzzle'ın parçalarını birleştiriyorsunuz ve size bir fotoğraf ortaya çıkıyor. Ortak ürünü bu şekilde. Ortak ürün oluşturma demek aslında final ürünü oluşturmak, final ortak ürünü oluşturmak demektir arkadaşlar. Tabii ki ayrı bir takım oluşturarak takım çalışması da yapabilirsiniz. Ayrı ayrı ürünler de ortaya çıkartabilirsiniz. Ama mutlaka buralarda da çocukların emeğinin olması gerekir. Ama dediğim gibi final ürünü, final ortak ürünü oluştururken bir puzzle'ın parçaları olarak düşünün ve bir bütün ortaya çıksın. Buna dikkat edin. Var olan bir etkinliği kesinlikle video yapmayın. Bunu tekrar söylemiş olayım çünkü bu yanlış çok yapılıyor. Projenin etkinlikleri tamamı ya da bir kısmı tartışan, uzlaşan ve ortak bir hedefe ulaşmak için çalışan farklı ülkelerden, öğrencilerden oluşan gruplarda düzenlenir demiş. Bu ulusal projelerde pek mümkün değil. Çünkü dediğimiz gibi farklı ülke takımları kuramayabiliriz. Ama sizler karışık okul takımlarını mutlaka kurun, bir çalışmanız mutlaka olsun karışık okul takımlarıyla veya ülke takımlarıyla ilgili. Bunu yapmanız gerekiyor çünkü. Tekrar okumam gerekirse bazı ürünler bireysel katkıların iç içe geçtiği karma ülke gruplarının işbirlikçi çalışmalarının sonucudur demiş. Zaten biz bundan bahsetmiştik. Bir bütün oluşturması gerekiyor. Bir parçadan bütüne aslında. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar ortak ürünü oluştururken. Unutmayalım, bir puzzle'ın parçası olarak düşünen ve bir bütün oluşturmaya çalışıyoruz. Ortak ürünümüz aslında final üründe en çok dikkat edilmesi gereken budur. Teknoloji kullanımı. Yani bize diyor ki bir proje yapıyorsanız teknolojiyle de iç içe olması gerekir. O yüzden zaten Web2.0 araçlarının kullanımı çok önemli diyoruz. Çünkü artık 21. yüzyıldayız ve teknolojik ürünler, teknolojik aletler, teknoloji kullanımı gerçekten çok fazla yaygın ve çocukların ne denli faydalı kullanabileceğini aslında birazcık da öğretmenler olarak bizler belirliyoruz. Bizler onların faydalı ürünler kullanmasını, işte araçlar kullanmasını sağlamaya çalışıyoruz. O yüzden buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Öğrencilerin derse daha çok eğlenebileceği, derse aktif katılabileceği ve Web2.0 araçlarını kullanmamız gerekiyor ve bunları da projelerimize entegre etmemiz gerekiyor. Bu da gerçekten çok önemli. Örneğin ortaokullarda ve lisede sizler bir logo tasarlarken veya işte bir afiş hazırlarken çocuklarınız bunlara mutlaka katılması gerekiyor. Eğer ki akıllı tahtanız yoksa yansıtabilirsiniz, projeksiyonunuz vardır. Eğer o da yoksa bilgisayarınız üzerinden zaten çocuklar bir şekilde bir şeyler yapabilir arkadaşlar. O yüzden mutlaka özellikle ortaokul ve lisede buna dikkat edelim kullanımına ve Web2.0 araçlarının kullanımına. Öğrenciler BT ürünü üreterek bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmışlardır. Ayrıca aşağıdaki koşullardan en az ikisi vardır. Fark yaratan yaratıcı araç kullanımı vardır. Aynı ürün için alternatif araçlar kullanılır demiş. Örneğin bir etkinlik yapıyorsunuz. Bu etkinliği yaparken iki tane Web2 aracı kullanabilirsiniz veya bir etkinlik yaparken, bir logo tasarlarken birkaç yerden birkaç araçla logo tasarlayabilirsiniz, birkaç araçla afiş hazırlayabilirsiniz ve fark yaratması, çocuk için farklı olması her şeyden çok daha önemlidir ki zaten çoğu öğrencimiz, çoğu çocuğumuz Web2.0 araçlarını yeni yeni öğreniyor. O yüzden onlar için zaten fark yaratmış bir araç oluyor aslında. Öğrenciler araçları önerir ve seçerler demiş. Ben çocuklara genellikle mesela benzer araçlar olarak işte Mentimeter ve de Answer Garden diyorum. İkisi de aynı formattalar. Diyorum ki hangisini kullanabiliriz çocuklar? Ya bazen ikisini de kullanıyoruz, bazen de tek olarak da kullanabiliyoruz ve çocuklar seçmiş oluyorlar aslında aracı ve onlar kullanmış oluyorlar. Onların algısının açık olması ve onların dikkatini çekmesi lazım. O yüzden sunabiliriz onlar için alternatif. Ne kadar farklı olursa onlar için o kadar iyi. Öğrencilerin araçları tanıması
sağlamak ve bunları kullanırken daha bağımsız hale gelmelerine yardımcı olmak için öğreticiler ve kılavuzlar verilir demiş. Bunları biz de yapabiliriz. Kılavuz olarak bizi kullanabilirler. Zaten biz onları yönlendiriyoruz ve onlara fikir veriyoruz. Ve ne yapmaları gerektiğini anlatıyoruz. Daha sonra da onlar Web 2.0 araçlarını kullanıyorlar zaten. Ki öyle de devam etmeliyiz. Öğrenciler araçları bağımsız olarak kullanırlar. Zaten en sonunda şunu sağlayabiliyorsanız tamam demektir. Amacınıza ulaşmışsınız demektir. Ama eğer ki siz sürekli işte bir Web 2.0 aracı kullanıp da tamam çocuk kullanmış olarak gösterip fotoğraf çekeyim diyorsanız inanın o fotoğraftan belli oluyor ve siz sadece kendinizi kandırmış oluyorsunuz. Gerçekten çocuğun aktif bir şekilde o aracı kullanması gerekiyor. Eğer siz o çocuğun o aracı kullandığından eminseniz ve içiniz rahatsa bunu da gerçekleştirmişseniz teknoloji kullanımını sağlamış olursunuz gönül rahatlığı ile. Teknoloji kullanımı bu arkadaşlar ve bunu işte kullanırken de tabii ki Twin Space'deki forum ve Twin Space'i kullanmaları da aslında teknoloji kullanımına birer örnektir. Şimdi burada çalışma alanı yönetimi kısmına geleceğiz fakat Twin Space kullanımı da aslında teknoloji kullanımı örnektir. Çünkü en başta bunu Twin Space'e girebilmek için telefon ve bilgisayar kullanması gerekiyor ve bu da teknolojik bir alet olduğu için de teknoloji kullanımına örnek olmuş oluyor aslında. O yüzden Twin Space kullanımını hem teknoloji kullanımına hem de çalışma alanı yönetimini ekleyebiliriz. Çünkü kriterlerimizde bu da var aslında ve bizim tablomuzda da yani kalite etiketi formunda da bunu belirtmemiz gerekiyor. Yani Twin Space kullanımının da Web 2.0 araçlarını kullanırken aslında onu da kullanmış olduğunu söylememiz gerekiyor. Teknoloji kullanımına katkı sağladığını belirtmemiz gerekiyor. Twin Space'e ait ya da harici blog ve benzeri iletişimsel araçların oldukça etkili kullanımı vardır demiş. Bir projede zaten Twin Space'i evet kullanıyoruz. Zaten kullanmak da zorundayız. Çünkü dediğim gibi en başta bize bir portal verilmiş ve bu portalı aktif bir şekilde kullanın demişler. Ve bu yüzden de biz Twin Space'i gerçekten aynı Facebook, Instagram veya başka Twitter gibi işte sayfaları kullandığımız gibi kullanmamız gerekiyor aslında. Yalnız dikkat etmeniz gereken ana sayfada çocukların fotoğraflarını çok fazla paylaşmayın. Çünkü e-güvenlik açısından bu çok sakıncalı ve de veli izin belgelerini kesinlikle ve kesinlikle ana sayfada paylaşmayın. Ben bunu sürekli webinarlarda söylüyorum. Çünkü sizin o çocuğun veli izin belgesini göstermeniz demek çocuğun bilgilerini orada sunmanız demektir ve bu da güvenlik için sakıncalı bir durumdur. Eğer çok önceki paylaşımlarınızı yapmışsanız yine de bir kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Eğer paylaşmışsanız geri çekebiliyorsanız çekin. Twin Space'e ait demişler, bunu okumuştuk pardon. Blog kullanımlarımız Blogger'dan onu da zaten 17.30'da yapacağım webinarda Blogger nasıl kullanılır bunu da göstereceğim size. Bir blog sayfanızın veya bir web sitesi oluşturmanız gerekiyor. Yaygınlaştırma bir projede çok önemlidir. Ne kadar projenizi yaygınlaştırıyorsanız o kadar artı puan alırsınız. Çünkü bir projenin kullanılabilirliği, işte uygulanabilirliği ne kadar fazla ise, ne kadar fazla alana ulaşmışsa bu sizin için artı bir puandır. Buna da dikkat edin. Yani yaygınlaştırmalarınızı çok yapın. Sadece Twin Space ile sınırlı kalmayın. Twitter'da paylaşın, Facebook'ta paylaşın, blog sayfasında paylaşın, velilerinizle paylaşın, velileriniz paylaşsın. Mutlaka paylaşımlarınız çok olsun arkadaşlar. Dediğim gibi yaygınlaştırma ve uygulanabilirlik ne kadar fazla ise, ne kadar kişiye ulaşmışsanız ve ne kadar çocuğa ulaşmışsanız sizin için artıdır. Kamil öğretmenim, son kabul ettiğiniz arkadaşlarım. Evet, son kabul ettiklerinizde şöyle bir parantez kapatabilirsiniz. Evet, kapatacağım hocam onları. Kapattım. Devam ediyorum arkadaşlar. Bölümler verimli bir şekilde kullanılır ve projenin izlenmesini kolaylaştıracak şekilde kullanılır. Size diyor ki, tekrar Twin Space'e geçmek istiyorum. Kapanmadıysa tabii, kapanmamış. Sayfalar bölümü düzenli olsun deniyor. Şimdi siz bir portal kullanıyorsunuz fakat düzensiz bir portal ise gerçekten kafa karıştırıyorsa ve gözünüzü yoruyorsa bu sizin için
ve projeniz için eksi bir puandır. O yüzden bir projede kurucu bile değilseniz kurucunuzu uyarabilirsiniz. Eğer gözünüze karışık gelen sayfalar varsa mutlaka ve mutlaka bunlara müdahale edebilirsiniz. Çünkü sonuçta projenin iyiliğini düşünüyorsunuz. Kendi kalite etiketinizi düşünüyorsunuz. En azından sayfalarınız düzgün olsun. Hepsinin örneğin bir büyük harfle bir sayfanız olsun. Alt sayfalar her zaman küçük harfle başlansın. Bu şekilde göstermiş olayım sizlere. Alt sayfası yoksa eğer yine de o büyük sayfa olarak kalsın. Örneğin işte demişim işbirlikçi ortak ürünler diye. Tek bir sayfa olduğu için de alt sayfam yok. Bunu büyük harfli olarak belirtmişim. Sizler de öyle yapabilirsiniz. İşte Aralık ayı çalışmaları. Ve etkinlikleriniz ne kadar çeşitli ise projeniz o kadar artı puan alır arkadaşlar. Bakın web 2.0 araçları olarak yazdım. Burada bunu yazmanız aslında belki bir anlam ifade etmiyor fakat görünür kılındığı için aklınızda kaldığı için bir artı oluyor. Sizin için artı oluyor. Kalite etiketi için değil. Tekrar açacağım sayfaları. Örneğin yani burada demek istediğimi biraz açıklayayım size. Siz burada Web 2.0 araçları işte demişsiniz. Siz buraya işte kullandığın Web 2.0 araçlarını yazdım. Tamam bitti. Ben artık kalite etiketi başvuru formunda belirtmem gerekmiyor diye düşünmeyin. Ben bu sayfayı sadece hangi araçları kullandığımız aklımızda kalsın diye oluşturdum. Sizler de projenizde bu şekilde sayfa oluşturabilirsiniz aklınızda kalması açısından. Çünkü ben örneğin bunları yazdım, kendim bunları kullanmışım ama sadece bunları kullanmadım aslında. Aklımda kalması için sadece belirttim. Sizler de uzun uzun yazabilirsiniz tabii ki. Bu şekilde bakın arkadaşlarım yazmış. Bunların linklerini mutlaka kalite etiketi başvuru formunda da belirtmeniz gerekiyor. Örneğin ben Viva Video ile bir video oluşturmuşum ama nereden bilecekler burada örneğim var mı? Hayır. Bunu siz kalite etiketi başvuru formunda mutlaka belirtmeniz gerekiyor. Bu linkleri belirtmek için de linkleri belirtmek için de bir Word sayfası oluşturabilirsiniz. Harici bir Word sayfası oluşturabilirsiniz veya Padlet'ten de yapabilirsiniz. Ben Padlet açmıyorum şahsi olarak. Ben Word sayfasıyla devam ediyorum ama siz şahsi Padlet de açabilirsiniz. Dediğim gibi ben Word sayfası açmayı daha çok uygun buluyorum kendi açımdan. Tabii ki sizler de hangisi sizin için uygunsa linklerinizi bir sayfada, bir dosyada toplayabilirsiniz. Mutlaka hangi ne yapıyorsanız, örneğin YouTube'da bir şey paylaştınız, bir ortak ürün yaptınız ya da işte bir video oluşturdunuz. Bunların linklerini mutlaka dediğim gibi bir tane dosyada oluşturun, toplayın. Çünkü bunlar ne olur ne olmaz görülmez Twin Space'te sayfalar bölümünde. Sizin bir dosyanız mutlaka olsun ki görünür kılınsın. Çünkü dediğim gibi gözden kaçabilir. Çünkü çokça işte incelemeler yapılıyor kalite etiketinde gözden kaçabilir. Ama siz bir Word sayfası oluşturup hepsinin adıyla birlikte hepsini yazarsanız gözden kaçacak hiçbir şey olmaz. Şahsi Padlet de oluşturabilirsiniz dediğim gibi. Ama bana Word sayfası birazcık daha toplu, düzenli geldiği için ben o şekilde oluşturuyorum. Tabii ki sizler bilirsiniz. Padlet de oluşturabilirsiniz. Devam ediyorum. Demiş ki rubride tekrar okuyacağım. Farklı kullanıcılar, öğretmenler, öğrenciler, yöneticiler, ailelere davetler, yönetim ve uzman ekipleri projelere uygun şekilde yönetilmiştir demiş. Bizim projemizde sadece öğretmenler ve öğrenciler değildi. Ben velileri de katmayı uygun görüyorum. Örneğin siz projenizde son olarak bir velilerinize mutlaka anket yapın. Bu proje size ne kattı? Örneğin son test diyoruz biz buna. Bir son test oluşturun. Son testinizi oluşturduktan sonra bunu çocuklara da uygulayın bu son testi. Şu an ben projemde ön test yaptım fakat son testimi yapmadım daha. Projem çünkü sonlanmadı. Ön testinizi yaptıktan sonra mesela ön test çalışmasını öğrencilerimiz yapıyor şeklinde bir alt sayfa açın ve ya da işte kurucu değilseniz kurucunuza naçizane bir şeyde uyarıda bulunabilirsiniz, bir öneride bulunabilirsiniz. Bunların mutlaka bu şekilde olması gerekiyor.
ön testinizi oluşturduktan sonra son testinizi dediğim gibi velileriniz de yapsın. Bu proje size neler kattı? Çünkü bu gerçekten velilerin de katılımı, bakın burada da zaten belirtiliyor aileler şeklinde. Çünkü aslında çocuk projeye katılıyor fakat bunun meyvelerini aile de görüyor. Aile de aslında projenin içinde oluyor. Ve biz onları da dahil edersek eğer son testimizde projemiz tamamen tam puan alacak demektir bu çalışma alanından. O yüzden son testinizi ailelere de uygulamanızı tavsiye ediyorum ki tam puan almanız için. AB Genel Veri Koruma Regülasyonu ve telif hakları sorunları. Benay Hocam da zaten bahsetti. Ben de birazcık rubrikte geçtiği için bahsedeyim. Kesinlikle çocukların yüzleri gözükmeyecek. Bunu zaten sürekli webinarlarımızda söylüyoruz. Sizler de artık biliyorsunuzdur. Ve emoji kullanmayın arkadaşlar. Emoji kullanmayın. Emoji veya maske kullanabilirsiniz. Fakat maskede kullanmaktansa maske ne zaman kullanırsınız? Zorunlu yüz yüze bakacaksa eğer çocuk kameraya bakması gerekiyorsa o zaman maske kullanabilirsiniz. Flu yapmaktansa. Ama kesinlikle fotoğraflarınızda emoji kullanmayın arkadaşlar. Boş durmuyor çünkü. O yüzden yani o raddeye getirmeyin. UDS bize diyor ki çocukların yüzüne emoji koyacak raddeye getirmeyin. Çocuklar kesinlikle kameraya bakmasın deniyor. O yüzden dikkat edelim bunlara. Eğer varsa emojili yani yapacak bir şey yok. Fakat bundan sonraki çalışmalarınızda emoji kullanmamaya dikkat edin. Tekrar bir okuyayım. Kamuya açıklanabilecek içerikler ile ilgili özel kalması gereken içerikler arasında ayrım yapılmıştır. İşte veli izin belgelerinden kastım bu arkadaşlar. Veli izin belgelerinde çocuğun TC'si de yazabiliyor. Çünkü bizim verdiğimiz belgelerde TC de yazılıyor. O çocuğun TC'si ana sayfada olursa ki biliyorsunuz ana sayfamıza proje haricindeki kişiler de görebiliyorlar. O yüzden de kamuya açık olduğu için ana sayfamız. O yüzden söylüyorum size veli izin belgelerini ana sayfanızda paylaşmayın diye. Buradaki ifade bunu kastediyor aslında. Bu bizim için özel bir içeriktir. Özel bir içerik sadece dosyalar kısmında ve sayfalar kısmında kalması gerekir. Ana sayfamızda kalmaması lazım ama sayfalar kısmında veli izin belgeleri olabilir. Bunlara dikkat edelim. Kullanılan tüm malzemelerle ilgili lisans gereklilikleri yerine getirilmiştir denmiş. Bu da zaten yapmış olduğumuz bir etkinliğin işte telif hakkının olmamasını kasteder arkadaşlar. Bir müzik kullanıyorsanız videonuzda mutlaka onun telif hakkı olmaması gerekiyor. Buna dikkat edin mutlaka. O yüzden telif hakkı olmayan bir müzik kullanmanızı tavsiye ediyorum. Zaten örneğin bir program kullanıyorsanız oradaki müzikleri kullanmanız da olasıdır. Onların telif hakkı yoktur. Zaten o program için yapılmıştır bu müzikler. Onları kullanabilirsiniz rahatlıkla. Ama YouTube'dan işte indirip tekrar videonuza entegre etmeniz telif haklarına aykırı olabilir. O yüzden buna dikkat edelim. Sonuçlar, etki ve belgeleme aslında en önemli kısım bu. Yani burada hepsini kalite etiketi başvuru şablonuna eklemek gerekiyor. Dediğim gibi hangi ürünü yapmış olursanız olun, örneğin işte sizin yapmış olduğunuz ya da harici mesela o projenizle ilgili harici bir şey yapmışsınızdır. Bir yaygınlaştırma yapmışsınızdır örneğin. Bunu mutlaka o linki ekleyin. PDF veya Word belgesi oluşturmuşsanız mutlaka oralara bu linkleri ekleyin. YouTube'da bir video oluşturmuşsanız hepsini görünür kılın arkadaşlar. Çünkü bizim başvuru şablonumuzda kelimeler kısıtlı. Örneğin 2000 harf diyor. İşte 2000 tekrar buraya bakalım. 2000 karakter diyor. Çünkü buraya yapmanız, buraları doldurmanız kısıtlı. O yüzden de mutlaka bir Word belgeniz veya Padlet'iniz olması gerekiyor. Örneğin bakın ben burada açıklamışım Web 2.0 araçlarıyla ilgili neleri kullanmışsam ve bunların çıktılarını da ben bir Word belgesinde aslında yaptım, yapmıştım yani. Bu önceki projem olduğu için şu anda PDF olduğu için de tıklayamıyorum, gösteremiyorum bunu sizlere. Fakat Word belgesi hazırlamıştım ve onu da yüklemiştim. Buradaki hangi aracı kullanmışsam
onunla ilgili çalışmalarımı, videolarım varsa hepsini, ki o videolar çok önemli, YouTube'da bir video eklemişseniz mutlaka o videonun linkini dediğim gibi bir dosyada saklayın ve ekleyin. Çünkü gözden kaçabiliyor. Tekrar rubriğime döneceğim. Sonra tekrar tabloya dönüş yapacağım. Çünkü yenilenen kısımlarımız var. Yeni kalite etiketi şablonunda. Oradan devam edeceğim anlatımlarıma. Gerçi bir 3 dakikamız var galiba bitmesine. Toparlayacak olursam aslında, eğer atabiliyor çünkü sistem arkadaşlar, otomatik olarak toplantı bitebiliyor. Toparlayayım ben. Ne biraz, olur ne olur. Azıcık daha vaktimiz var Kamil Hocam. Var mı? Tamam. O zaman birazcık daha anlatabilirim. Projenin analiz ve değerlendirmesi anket ve benzeri araçlar kullanılarak yapılmıştır. İşte son testten kastım buydu aslında. Projenin bitiminde mutlaka bir son testiniz olsun. Mutlaka bir anketiniz olsun ve bu anketinizi çocuklar da yapsın, veliler de yapsın. Projeye ne kadar fazla kişi katılırsa o kadar iyidir arkadaşlar. Yani daha doğrusu değerlendirmesine çocuklarla birlikte veliler de katılırsa onlara da hitap etmiş olur. İsterseniz idarenize de yaptırabilirsiniz. Sonuçta okulunuzda bir proje yapıyorsunuz ve mutlaka onların da haberi vardır o projeden. İsterseniz onlara da son testi uygulayabilir ve fotoğraf ekleyebilir, isteyebilirsiniz. Ve bu son test ve ön testlerinizde mutlaka fotoğraflar isteyin arkadaşlar. Çünkü sonuçta kimin yaptığı belli değil. Belki de başkası yaptı, çocuk yapmadı. Çocuk hiç okumadı belki. Bunları mutlaka görünür kılmamız gerekiyor. Ne kadar görünür kılarsak bütün etkinliklerimizi, bizim için o kadar artı puandır. Bakalım. Bir projede aslında biz de gelişiyoruz, çocuklar da gelişiyor. Biz de işte Bebek 0 araçlarını kullanıyoruz, çocuklarla birlikte bir maceraya çıkıyoruz aslında. Ve bu macerada, bu macera bize neler katmış, bu proje bize neler katmış, bizim için de önemli. Proje ortaklarını da yaptırabilirsiniz. Fakat önemli olan o son testi çocukların çözmesidir. Ama çocuklarla birlikte proje ortaklarınıza da uygulayabilirsiniz ki uygulamanız artı puan getirir. Çocuklar ve veliler. Bu üçü çok önemlidir arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Ön testte ve çocuklar yapabilir. İsterseniz onu da velileriniz ve proje ortaklarınıza yaptırabilirsiniz. Ama önemli olan dediğim gibi son testi, yani projenin bitiminde kimlere neler kattığını öğrenmek istiyorsanız öğretmenlere, öğrencilere ve velilere uygulamanız gerekir. Bu da size tam puan getirecektir. Bakalım burada işte ne demiş? Bir parçası olarak kullanılmış, eğitim faaliyetinin bir parçası olarak kullanılmış, başka ödüller için başvuru yapılmış ve projeye yerel kurumlar dahil edilmiştir. Okulları kastediyor arkadaşlar ve işte eğitimin bir parçası olarak kabul edilmiş de öğretim programına uyumu kastediyor. Biz ne kadar öğretim programına uyumlu bir şekilde devam edersek projemize, o kadar bizim için iyidir. Şimdi ben size kalite etiketi başvuru formunu açmak istiyorum. Buradan da devam edebilirim. Kalite etiketi başvurusunda bu form proje katılımınız için ulusal kalite etiketine başvurmanızı sağlar. Devam etmeden önce lütfen formda daha sonra detaylandırmanız gereken ve aşağıda yer alan koşulları kontrol edin demiş. Birinci kuralımız, projenin ortak hedefleri ve ortak planı var mı? Hedefleriniz çok önemli arkadaşlar. Hedeflerinizi belirlediniz mi? Bir planınız var mı? Planınızın düzgün olması gerekir. Projeniz bitmiş veya son aşamalarındadır. Yani projenin bitmiş olması bence kafanızda daha net şeylerin oluşması sağlar. Projenizde çok fazla eksiğiniz varsa bir sonraki seneye başvuru yapmanızı tavsiye ediyorum ben. Projeye önemli katkılarda bulundum ve bunlar yaptığım başvuruda açık bir şekilde anlatıldı. İşte size sürekli görünür kılmanız gerektiğini bu yüzden bahsediyorum. Eğer siz başvuru formunda alan yetersizliğinden dolayı açıklayamamışsanız, gösterememişseniz, yaptıklarınızı, videolarınızı, işte neler yapmışsanız bunları mutlaka bir Word'de veya Padlet'te toplayın. Mutlaka söylüyorum bunu. Çünkü dediğim gibi alan kalmıyor. O kadar çok şey yazıyorsunuz ki artık yer kalmıyor. Bu sefer eksik kalacağındansa harici bir dosya oluşturup orada toplamanız daha fazla faydalı olacaktır ve görünür kılacaktır yaptıklarınızı.
proje sonuçları, çıktıları gibi ortaklar arasında işbirliği de görünür durumdadır. Yani ortak ürünü siz yapmış mısınız? Webinarlar yapmış mısınız? İşte forumu kullanmış mısınız? Tartışmalar yapmış mısınız? Bunlar çok önemli ve ana sayfada mutlaka birbirinizin gönderilerini beğenin ve altına bir iki kelime de olsa yorum yapın arkadaşlar. Öğretmen bültenini kullanın. Yani Twin Space'te her ne sayfa görüyorsanız mutlaka hepsini aktif bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Yani evet, pedagojik yenilik, işte öğretim programına uyum, Web 2.0 araçları, bunlar çok önemli ama o portalı kullanmanız da projenin görünür kılınması ve kullanılması açısından, o portalın kullanılması açısından çok önemli. Kalite etiketine etki yapıyor. Artı puan almanıza yani etki yapıyor. O yüzden dikkat edelim arkadaşlar bunlara da. E-güvenlik ve telif hakkı ile ilgili konuları göz önünde bulundurdum. Zaten biz belgelerimizi alıyoruz. Çocukların yüzleri kesinlikle işte kameraya bakmıyor. Ve şarkıları kullanırken videolarımızda veya herhangi bir fotoğraf kullanırken, afiş ve logo oluştururken biz bunları kendimiz yapıyoruz. Google'dan almıyoruz. İşte kullandığımız araçlarda hangi fotoğraflar, hangi resimler varsa onları kullanıyoruz. Telif haklarını biz gözetiyoruz. Eğer bunlar tamamsa projelerin ayrıntılarına geçebilirsiniz. İşte bakın şablonumuz bu şekilde. Kesinlikle bu yıl şey istemiyorlar. Biz öncesinde kullanıcı adımızı ve Twin Space kullanıcı adımızı ve şifremizi verebiliyorduk. Ama bu sene bizden misafir şifresi istiyorlar. Yani kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazmamanız gerekiyor. Gerek yok yazmanıza. Sadece kurucunuz misafir şifresi ve işte kullanıcı adı oluşturuyor, size veriyor kullanıcınız. Çünkü başka proje ortakları misafir şifresi veremiyor veya işte kullanıcı adı oluşturamıyor. Kurucunuz size verecek. Misafir kullanıcı adını ve şifresini sizler de başvuru formunda yazacaksınız onları. Bu şekilde olması gerekiyor. Ve de daha sonra o kullanıcı, misafir kullanıcı adını Twin Space'e girip bir denemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bazen uyarı veriyor, girmiyor. Eğer kurucunuz size vermişse, şu an elinizde varsa misafir kullanıcı adı, bir Twin Space'e girip kontrol edin. Acaba girebiliyor muyum bu şifre ve bu kullanıcı adıyla diye. Çünkü daha sonra aksilik çıkmasın. Şimdi kontrol edin. İşte başlangıç bilgileri bu şekilde, yaş ortalamasını giriyor ve yaş ortalamasına mutlaka dikkat edin. Twin Life'da ortak arama kısmında zaten hangi yaş aralıkları olduğu yazar. Mesela 6-12 yaştır. 6-12 yaşın üstünde olmasın. Bir projenizde ortaklarınız varsa, yani çocuklar en az 6, en fazla 12 yaşında olsun. Daha fazlası olmasın. Çünkü bu sefer etkinlikler farklılık gösteriyor. Algıda seçicilik oluyor. Ortaokullara hitap etmiyor. Sıkıntılı olabiliyor ve bu da projenizi eksi yönde etkiliyor maalesef. Bunlara dikkat ediyoruz. Bunları zaten göreceksiniz başvuru formunda. Ve size tavsiyem, başvuru formunu ilk önce Word olarak doldurun. Daha sonra zaten burada bakın şu aşağı kısmında şurada kaç kelime işte olduğu burada yazacak zaten. Şu anda benim tıklamıyor, yazamıyorum maalesef. Ama sizler zaten orada göreceksiniz kaç kelime olduğunu. İlk önce Word'de ne yazmak istiyorsanız yazın. Daha sonra onu başvuru yaparken zaten başvuru kısmında da bizler size yardım edeceğiz o aşamada da sizler isterseniz. Başvuru formunu açtığınızda da buradan kopyala yaparsanız seçersiniz işte gerekli şeyleri. Oraya başvuru formuna yapıştır dersiniz. Yani bu Word belgesinde yaptıktan sonra onu yüklemiyorsunuz. Orada size hazır şablon veriliyor. Oradan ilerle diyerek başvurunuzu tamamlıyorsunuz. Ama dediğim gibi sizlere tavsiyem, ilk önce Word belgesinde tamamlayın başvurunuzu, sonra kopyala yapıştır şeklinde devam ettirin. Bakın proje sonuçlarına doğru bağlantı demiş, işte ses video klibi gibi projenizin online sonuçlarına ulaşabileceğimiz tüm bağlantıları ekleyin. Burası, o yüzden söylüyorum size Word belgesi veya Padlet oluşturun diye. Sizler yine bir oluşturun belgelerinizi, bir dosya oluşturun, toplayın hepsini neler yapmışsanız. Sizin veya ortak yapmış olduğunuz bütün linkleri bir dosyada toplayın.
alabildiği kadar buraya ekleyin. Alamadıklarını da o ilgili dosyadan aktarırsınız. Bakın burada bir tane kutucuk göreceksiniz zaten. Burada bir ekleme butonu olacak başvuru formunda göreceksiniz başvurarken. Buraya ekleyebilirsiniz. Maksimum 3 adet yükleme, 3 adet dosya yükleyebilirsiniz. Lütfen metin, sunum, ses kaydı, video gibi online bulunmayan diğer dosyaları yükleyin demiş. Eğer başka bir görünürlüğü göstermek istediğiniz bir şey varsa, görünür kılmak istediğiniz bir şey varsa mutlaka ekleyin. Burada bir video gibi online bulunmayan diğer dosyaları yükleyin denmiş ama bazı videolarımız gözükmeyebilir, dediğim gibi onları da ekleyebilirsiniz. Fakat tabii ki çok eklemeyin, sadece kısaca belirtecek şekilde dosyalarınızı ekleyin. Bir örnek oluşsun. Bütün dosyalarınızı aynı etkinlikle ilgili birçok video yapmışsınızdır. Gerek yok. 3 tane aynı etkinlikle ilgili 3 video yapmışsanız birini ekleyin mesela. Örnek bir şey olsun. Zaten TV Space'inize gözükecek ama gözden kaçmaması adına önemli bir görmesini istediğiniz bir dosyanız varsa mutlaka onu eklemenizi tavsiye ediyorum. Ki gözden ne olursa. Şamil Hocam. Hemen bir bölüyorum kusura bakmazsan. Tabii. Bununla ilgili ayrıyeten bir zaten webinar yaparız diye düşünüyorum. Hani süremiz de az kaldı ya. Evet evet, yaparız onunla ilgili. Formun nasıl dolduruluacağı ile ilgili böyle biraz soruları varsa arkadaşlarımız soru cevap yapıp minik bir şey, ondan sonra da kapatalım mı? Ne dersiniz? Tamam, olur. Zaten bunu, çoğunu çünkü anlattık. Bayağı bir detaylı yapmak lazım değil mi? Daha bayağı, çünkü devamı var. Yetişmez. Aynen öyle. Yani bu formu aslında ayrı bir şekilde dediğin gibi anlatmamız gerekiyor. Aynen. Çünkü formun gerçekten doldurulması önemli. Diye ayrı bir oturum yapalım. Aynen öyle. O zaman ben ekranımı kapattım. Sizlerin soruları varsa sorun arkadaşlar. O şekilde devam edelim. Mikrofonları açabiliriz. Hani açıyorum ben. Hocam, sınav için linki paylaşabilir misiniz? Hemen açıyorum onu da. Ben kendi videolarınızı oluşturabiliyorsunuz. Bana bir kalem versene. Kaçıyor. Tamam. Hadi devam et. Teşekkür ederim. Arkadaşlarım, soruları olan arkadaşlarım varsa mikrofonlarını açık kalabilir. Sorularını sorup kapatabilirler. İçici olarak herkesin kapatalım hocam. Soru yapacak, soru yapacak arkadaşlar. Etkinlikler bölümünden ulaşacağız hocam. Var mı arkadaşlar sorusu olan? Hocam, Gül Öztürk bir şey sormak istiyorum size. Tabii. Şimdi ben Etiwing'i bir süredir kullanıyorum fakat çok hakim değil. Evet. Bu hocam güzel bir saniye. Gül hocam çok pardon, bir saniye. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Az önce çok fazla uğultu var. Sözünüz hiç sorunuz da anlaşılmayacaktı. Şu an özel olarak. Şimdi sesim buyurun, geliyor anda, değil mi? Evet, şu tamam. An sorabilirim. Bugün bu yıl 4. sınıf öğretmeniyim. Hayaller Gökyüzünde isimde güzel bir proje oluşturduk. Hem yurt dışı ortaklarımız da vardı. Çok güzel bir şekilde başladık. Fakat malum bu pandemi dolayısıyla yarım kaldı. Hatta şöyle söyleyeyim, başlangıcında kaldı. Ve bu bizim 4. sınıf öğrencilerimiz seneye yoklar. Evet. Bu öyle bir proje ki bunu online üzerinden de gerçekleştiremiyorum. Çünkü Türk Hava Kurumu'nun yetkilisinin gelip maketlerin yapılışını bizzat o uygulamalı göstermesi gerekiyor. Yapmaya başladık. Başlangıç fotoğraflarını aldık. Burada tıkandık. Şimdi velilerden bana böyle bir dönüt olursa, gerçi olmadı ama biz bu pandemiden sonraki yaz tatili döneminde, örnek veriyorum Temmuz ayında, yeni başlamak değil, en azından başlamış olan 10 tane kadar maketi devam ettirip bitirip bunu önümüzdeki yıla bir şekilde taşıyabilir miyiz? Yoksa Temmuz ayında bunu sonlandırıp bitirip çocukların da hevesi kalmasın, çok hoş bir projeydi çünkü. Bitirip önümüzdeki yıl mesela birinci sınıflarla farklı bir proje olarak mı başlamalıyım? Evet. Çünkü şimdi öğrenciler değişecek diyorsunuz. Evet. Değişeceği için, dördüncü sınıf olduğu için yani şu şekilde de bir önerim olabilir size. Projeyi devam ettirin ama öğrencileri değiştirin. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Yani çünkü üyeler kısmından zaten öğrenci eklerken sizin eklemiş olduğunuz öğrencilerinizi silersiniz. Birinci sınıf öğrencilerinizi ekleyebilirsiniz.
sadece öğrenci değişikliği olmuş olur. Ama diğer öğrencilerinin gönlü kalmamasını istiyorsanız tabii ki onların yapmış olduğu işte maketleri nasıl yapmak istiyorsanız, nasıl sunmak istiyorsanız velilerinize ve çocuklara o şekilde yapabilirsiniz. Şöyle yapabilir miyim peki? Şimdi birinci sınıf çocukları da maket, bıçak maket kullanmaları gerekiyor, top iğne kullanmaları evet. gerekiyor. Bunu yapamaz biriler. Ben bunu önümüzdeki yıl dördüncü sınıf okutacak öğretmen arkadaşların öğrencileriyle yapabilirsiniz. Evet, evet yapabilirsiniz. Onlar izin verdiği sürece sınıflarında işte etkinlik yapmanızı, projeyi uygulamanızı izin verirlerse onlarla işbirliği içerisinde olursanız olabilir hocam. Sakıncası o zaman, yok. O zaman bu projeyi ben önümüzdeki yıl tekrar mı yazmam gerekiyor? Çünkü hayır. Sınıfı... Hayır hayır hocam. Tekrar yazmıyorsunuz. Sadece aha. öğrenci değişikliği yapacaksınız. Ama proje bu yıl bitecek mi normalde? Yani proje takviminde Mayıs ayında güzel bir uçak uçurma şenliği aha. falan gibi bir şey yapacaktık. Bir sistemde o Mayıs ayında bitecek diye görünüyor. Siz ne kadar etkinlik yaptınız peki? Çok etkinliğinizi gerçekleştirdiniz mi yoksa dediğiniz yok, gibi? Yok yok yok. Maketler yapılış aşamasında kaldı. Ön yapılış aşamasında kaldı. Bir tek bunların fotoğraflarını alabildik yaparken öğrenciler. Yani sadece bir tane etkinliğiniz gerçekleşmişse hı-hı. projeyi açıklamasını zaten yaparsanız sıfırdan başlıyormuş gibi tekrar devam ettirirsiniz. Bir sakıncası olmaz. Yani bitiş tarihi bu yıl diye bir problem yaşamazsınız. Yani devam ettirebilirsiniz projenizi. Ben değiştirebilir miyim projenin bu bitiş tarihini önümüzdeki yıla taşıyabilirim değil mi? O değişiklikleri yapabilirim yani. Evet evet yapabilirsiniz. Hı. Tamam tamam teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Rica ederim rica ederim. Ben bir şey sorabilirim. Tabii buyurun. Merhaba ben Şehnaz Osman'sa. Merhabalar. Projemizde de şimdi yeni bir projemiz var. Daha önceki projelerimde sayfalar hı-hı. bölümüne yaptığımız etkinliklerin fotoğrafları atıyorum. Benim grubumdan 10 tane fotoğrafım varsa sayfalar bölümüne hı-hı. örnek olması için bir tane fotoğraf yüklüyordum. Fakat bu projemizde birçok arkadaşımız 10 tane fotoğrafları varsa o bölüme 10 tane fotoğraflarını da yüklüyor. Doğrusu hı hı. nedir? Hocam şu şekilde yapmanız gerekiyor. Bir etkinlikten birçok fotoğrafınız varsa onları kolaj yapıp da eklemeniz gerekiyor aslında. Yani kolajlanıp da ilgili sayfaya eklemeniz gerekiyor. Yani 10 tane fotoğraf değil. Yani en az bir 3 tane, işte 2-3 tane ekleyebilirsiniz. Bir tane de belki değil ama onların kolajlanıp da eklenmesi gerekiyor. 10 fotoğrafında onu eklenmese daha iyi yani. Tamam, sayfa düzeni açısından. Teşekkür ederim. Bir şey daha sorabilir miyim? Tabii. Forum bölümünde şimdi çocukların da olması ve işte son teste de katılması iyi olur dediniz. Fakat ben okul öncesi öğretmeniyim. Çocuklarımızı katmamız yine velileriyle foruma yazmaları mı gerekiyor? Bir daha sorar mısınız hocam sorunuzu? Sesiniz gelmedi. Ben okul öncesi öğretmeniyim. Evet. Ve çocuklarımızın forumda yer almasını, onların da testlere katılması gerektiğini söylediniz. Hı hı. Onlar da velileri yardımıyla yine son testlere katılsın mı? Yapılması gereken nedir? Evet. Şu şekilde olabilir. Annesi babası ona okur. O da o şekilde cevaba tıklayabilir hocam. O da katılırsa güzel olur tabii ki. Zaten birinci sınıfta da bazen öyle oluyor. Yani çocuklar tamamını belki okuyamayabiliyorlar, işte anlayamayabiliyorlar. Veliler onlara bir şekilde anlatıyorlar. Ana sınıfında da, anaokulunda da bu şekilde yapılabilir. Anne baba okur, çocuk da soruyu cevaplar, annesi de işaretler. O şekilde de bir fotoğraf alırsanız son testi gerçekleştirmiş olursunuz. Teşekkürler. Son teste katılmaları yeterli, öyle mi? Aynen öyle, evet. Tamam, hocam bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Hadi hocam. Hocam merhabalar. Şimdi bizim projemiz de bu süreçte tabii ki yarım kaldı. Yaygınlaştırma çalışması olarak ben bir sergi açacaktım. Tuval çalışmaları yarım kaldı. Yani yarısı çalışmaların yani yarısı kaldı. Peki ben bu süreci nasıl tamamlayabilirim? Hani okul sürecinin açıkçası şu an ne olacağını tam olarak biz de bilmiyoruz. Belki bu ara dönem uzayabilir. Hiçbir hani net bir bilgi de yok. Ben bu çalışmayı yaygınlaştırma çalışmasına ekleyecek miyim? Ne yapabilirim? Açıkçası fikir almak istedim sizden. Şu şekilde sergi yapmak istiyorsanız sanal sergi yapabilirsiniz.
O çalışmalarını koyabilirim değil mi? Evet evet, o çalışmayı koyabilirsiniz. Sanal sergiyle ilgili var araçlarımız. Bugün eğer hani biliyorsanız yapabilirsiniz tabii ki, başlayabilirsiniz, ama bilmiyorsanız Web 2.0 araçlarıyla ilgili yine webinarımız olacak bugün 5.30'da. Ona katılabilirsiniz. Göstereceğim orada nasıl yapmanız gerektiğini. Zaten ilk projemdi. Etimlik projesi. İlk defa yer almıştım. Ama bu çalışmalar o zaman hepsi tamamlanmadığı için sadece yapım çalışmaları yaptıkları esnadaki fotoğraf kareleri ve yaptığı, yani yapılan çalışmaları mı koyacağım sergiye? Evet evet hocam. Yaptıkları sadece. Anladım. Tamam. Süreci bekleyeyim mi peki? Yani okul sürecinin ne olacağını tam bilmiyoruz. Ne yapayım? Yani şu an var olan elimdeki çalışmalarla mı bir sanal sergi olur? Bence biraz bekleyin. Bu ayı bir kapatalım. Ondan sonra karar verirsiniz. Belki okullar açılır. Yani ben açılacağını düşünmüyorum ama belki bir şey olur, açılır. Evet. Ondan sonra serginize karar verirsiniz. Hocam bir şey daha soracağım. Şimdi ben bir webinarda yani şöyle bir şey duymuştum ama ne kadar doğru bilmiyorum açıkçası. Sizden de fikir almak istiyorum. Şimdi biz sayfalarda paylaştığımız görselleri ana sayfada açıkçası hani oranın hani bir mağazanın reklam panosu gibi düşünüp orada belli başlı şeyleri paylaşın ama sayfa öyle mi kullanmamız gerekiyor? Aynen öyle, aynen öyle. Yani her şeyi ana sayfada paylaşmayın. Özellikle dediğim gibi çocukların fotoğraflarını sürekli ana sayfada paylaşmayın. Haftada bir veya iki kere paylaşım yapmanız yeterlidir. Ama onun haricinde paylaşmak istediğiniz örneğin bir formunuz, anketiniz veya işte bir çalışmanız varsa onu orada sergileyebilirsiniz. Ama her şeyi ana sayfaya eklemeyin. Özellikle dediğim gibi çocukların fotoğraflarının bulunduğu yerleri, işte fotoğrafları mutlaka, yani böyle az az eklemenizi tavsiye ediyorum. Anladım. Çok teşekkür ederim. Kamil hocam, ben de rica ederim. Soru sorabilir miyim? Rabia Atalay. Tabii, buyurun hocam. Hocam, benim de ilk e-teaching projem diyebilirim. İlk defa bu kadar kapsamlı katılıyorum. 27 okuluz. Kurucu okul İtalya, Portekiz 2 okul. 10 okul Türk. Evet. İçinde. Şimdi diğer öğretmen hanım başlangıçta bahsetti. 10 Türk öğretmen mi sınır, 10 Türk okul mu sınır? Yani 10 Türk öğretmen sınırdır. Peki ben şimdi diğer okullardan, işte Antalya'dan var katılan, şuradan buradan, onların kaçar öğretmeli projenin içinde onları detaylı olarak incelemeliyim o halde, değil mi? Sayıyı. Tabii ki. Yani toplam kurucunuza sormanız lazım. Kaç tane Türk ortak olduğunu o ancak bilebilir. Siz de zaten görebilirsiniz aslında. Sertifikalar bu yıl değişti. Şahsi sertifika veriliyor projenin sertifikası ama o yüzden biraz muallakta olabilir. Ama 10 Türk okul değil, 10 Türk ortak olması gerekiyor. Onu isterseniz kurucunuza sorun. Tamam. O şekilde bilgi alın. Tamam. Hocam bir de bir şey daha ekleyebilir miyim? Tabii. Bu Web 2 bugünkü seminerinizle ilgili kayıt yaptırmamıştım. Yine de gelebiliyor muyum? Gelebilirsiniz hocam. O da Zoom üzerinden olacak. Zaten paylaşmıştık işte yeni Meeting ID'yi. O şekilde giriş yapabilirsiniz. Yani şu son döneminde bile eklesek bazı Web 2 araçlarını, yine de etkili olur mu? Tabii ki olur hocam. Tamamdır. Teşekkürler. Rica ederim. Hocam, çok kısa ben de son bir soru sorabilir miyim? Bahar Çelik. Tabii ki, buyurun. Şimdi biz İngilizce olarak projemizi yabancı ortaklı olduğu için yürütüyoruz. Formu doldururken İngilizce mi doldurmalıyız? Çünkü hiç Türkçe'ye yer vermedik. Twin Space'de de öğrencilerimiz de tamamen İngilizce kullanıyor. Formu İngilizce mi, Türkçe mi doldurmalıyız? Hiç fark etmez hocam. Hiç fark etmez. Türkçe de olur, İngilizce de olur. İkisi de kabul. Tamam, tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Başka sorusu olan? Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Evet, ben Erzurum'dan arıyorum da biz de bir sene İngilizce tasarım atölyesi diye bir projemiz var. Şimdi projeyi biz bir sene... Hocam sesiniz çok kısık geliyor. Sesim şu anda geliyor mu? Şimdi iyi. Şimdi biz bu projenin başlamaklarını güzel bir sene iyi yaptık yani diyebilirim. Ama şu anda Ulusal Ajans'ta bilmiyorum siz irtibat ne kadar elde ettiniz. Şimdi bu seneki bu koronavirüs sebebiyle
sekteye uğrayan, yapılamayan bölümler. Acaba nasıl bir yöntem geliştirdi? Ondan haberiniz var mı? Şu şekilde olacak hocam. Eğer projeniz evden de yürütülebiliyorsa, çocuklar evden de yürütebiliyorsa projenize devam edebilirsiniz. Ama eğer ki evden devam edilemeyecek bir proje ise bekliyorsunuz, sürecin geçmesini beklemek zorundasınız ve seneye başvuru yapabiliyorsunuz kalite etiketine. Şöyle diyelim, şimdi öğretmenlerimizden hem okul müdürü, diğer öğretmenlerimiz bu işi evden işte yönlendiriyorlar öğrencilerimizi. Bu işi devam ettiriyorlar. Ama ne sıkıntı kadar, yok hocam, devam ettiriyorlarsa kalite etiketine de başvuru bilemiyoruz. İşte o ulusal ajans bunu nasıl dikkate alacak? Bununla hocam, bir şeyimiz yok yani. Bu sene inisiyatifte bulunacaklar zaten. Çünkü tüm dünyayı etkilemiş olan bir hastalıkla, pandemiyle karşı karşıyayız. O yüzden onlar da anlayışı davranacaklar bazı konularda. O yüzden devam etsinler proje etkinliklerine evden de devam edebiliyorlarsa. Ya zaten devam ettiriyoruz şu anda. Birçok devam ettiriyor. Tabii biraz şeylerimiz var da. Sizinle özel bir görüşmemiz olabilir mi? Bizim proje bir gözden geçirme açısından. Tabii ki olur hocam. Gözden geçirebiliriz. Sıkıntı olmaz. Olur hocam. Şeyde etkinlik desteğiniz var mı? Var var. Evet hocam. Oradan ulaşabilirsiniz. Oradan ulaşıp özel bir görüşme yapabiliriz. Olur hocam. Projenize de bakabilirim. İnceleyebiliriz tamam, yani. Orada bir eksiğimiz varsa. Ben söylerim. Belirtirim ben biraz, size. Evet tamam. Tamam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İnşallah başarılı oluruz. İnşallah. İnşallah. Ha. Her zaman yardımcı olmayı. Emeğinize sağlık. Sağ olun. Bu ara yaptığınız şeylerin dolayı teşekkür ederim. Sizlerin de emeğine sağlık. Çok teşekkürler Kamile Hocam. Ben burada bu arada linki paylaştım. Dün paylaşmıştınız ya. Kısaltarak buraya attım arkadaşlarımız. Ayrıca saniye yazarım. Girer. Sertifikalarını tamamlayabilirler diye. Buradan paylaşalım dedim. QR kodu da var eğer isterseniz. Onu da paylaşayım mı? İsterseniz paylaşın hocam. Belki daha kolay olur öyle. QR okutmak isteyen arkadaşlarımız varsa şöyle. Arkadaşlar kafasında sorusu olan varsa ve kaçırmış olanlar varsa webinarı mutlaka bana özelden de ulaşabilirler. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Yine bu kalite da QR etiketi... kısmı. Efendim? Bu da QR kısmı dedim. Kalite etiketi başvuru zamanında zaten bu yine şablonun nasıl doldurulması gerektiğiyle ilgili de sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Ve yine webinarımız olacak zaten. Şimdi zamanımız kısıtlı olduğu için tek tek maalesef açıklama şansımız olamadı.